Canım arkadaşlarım selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlarım. Bugün 40 soru serisi. AYT Matematik kampımızda 4. gündeyiz ve 4. günümüzün konusu ise eşitsizlikler olacak. Eşitsizliklerle alakalı sana 40 tane tadından yenmeyen, çok güzel hazırlanmış ve tam anlamıyla AYT ayarında, AYT tarzında bir soru çözümü yapacağım ve bu 40 sorunun içerisinde eşitsizliklerle alakalı karşına çıkabilecek bütün kazanımları, bütün soru tiplerini göreceksin ve artık AYT'ye ben eşitsizlikler kısmında hazırım hocam diyebileceksin. Bundan emin olabilirsin çünkü zaten 40 soru serimizin amacı bu sevgili arkadaşlarım. 40 soru serisiyle alakalı hemen şöyle kamp kitabımızı da gösterelim. 40 soru serisi AYT Matematik video soru kitabından ilerliyoruz arkadaşlarım. Ve bugün dördüncü gündeyiz. Aman sakın ha bak günü kaçırdım diye bu kampa başlamamazlık yapma. Gerekirse kamp bittikten sonra yeni baştan alıp bak içerisinde 10 tane bölüm var 10 gün sürer senin AYT'yi fullemen. Tamam mı güzel kardeşim? Lütfen aman sakına kaçırma diyorum ben sana. Bulunmaz nimet çünkü AYT netlerini arttırmak için. Evet. Şimdi kitabımızda şöyle koyalım elimizin altına ve Hazırsak, abone olduysak ve videoyu da beğendiysek geçebiliriz dersimize. Evet dördüncü bölümdeyiz dedik ve ilk sorumuz ya Allah ya Bismillah deyip başlayalım. Çünkü videolar bizim uzun soluklu oluyor. Uzun soluklu ama benim nefesim o kadar uzun değil yani benim soluğum o kadar uzun değil arkadaşlar. Videolar uzun soluklu ama birkaç molayla halledebiliyorum. Ama dedim ya hep diyorum sizin için değer arkadaşlar. Ben sizi asla yüzü koyun bırakıp gitmem. Şimdi... İlk sorumuza bakalım bu eşitsizliğinin en geniş çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Şimdi öncelikle biz bu tarz durumlarda ne yapıyoruz? Rasyonel bir ifade varsa üst tarafın kökünü buluyoruz. Burayı sıfıra eşitleyen değer eksi 5'tir. Alt tarafı sıfıra eşitleyen değer de 18'in ta kendisidir. 18 bölü 2 9 yapar. 9'dan 9 çıkarsa 0 kalır. Şimdi ben bunun için bir tablo oluşturacağım diyorum. Eksi 5 ve 18 benim köklerimdi. Eksi 5 ve 18 için bir tablo oluşturacak olursam bu tabloyu şu şekilde çizdim. Tablonun bacaklarını da attım. Tamam mı? Daha sonrasında burada bir eşitsizlik e, işaretinde eşitlik var gördüğün gibi. Şimdi o zaman pay kısmının kökünü dahil ediyorsun. Payda kısmı zaten burayı sıfır yaptığı için ifade tanımsız olacaktır. Paydanın kökünün içini boş bırakıyorsun. Peki hocam neyle başlayacağız? Bak x'in kat sayısına bakıyorsun pozitif. X'in kat sayısına bakıyorsun negatif. Burada bunu buna bölmüş mü? O zaman sen artının eksiye oranından ne diyeceksin? Negatiftir diyeceksin ve eksiyle başlayacaksın. Tek katlı kök gördüğün zaman sol tarafa doğru ilerlerken artı diyorsun. Yine tek tek katlı kök gördün eksi diyorsun. Ve benden istenen yer sıfırdan küçük taraf olduğu için de sen ne tarafı tarayacaksın? İşte bu tarafı tarayacaksın. Tamam mı? Bak bir burası benim çözüm kümem. Bir de sağ taraf olacak. Şimdi bitti mi? Bitmedi. Ben burada şıklarda bu cevabı arayacağım. Önce ben kendi cevabımı buraya bir yazayım. Şöyle olacak. X'ler elemandır. Eksi sonsuzdan eksi 5 kapalı aralığına kadar Birleşim açık aralık 18'den artı sonsuza kadar diyeceğiz. Peki böyle bir şey var mı şıklarda? Yok. Peki yanlış mı bulduk? Hayır tabii ki. Doğru bulduk ama şıkların söyleyiş biçimi farklı. Şimdi ben burada sadece ama sadece şu aralığı çıkartmam gerekiyor değil mi? Şimdi bu aralığı çıkarıyorum bak iyi dinle. X'ler elemandır. Tüm reel sayılardan, tüm gerçel sayılardan neyi çıkaracağım ben? Bak eksi 5'ten açık aralığı ve 18'den kapalı aralığı çıkaracağım. Böylelikle benim cevabım da C seçeneğinde verilmiş olacak. Şimdi bazı öğrencilerin kafaları karışıyor. Hocam burada kapalıydı. Ben niye burada bunu açık yaptım da? Burada açıktı. Burada niye ben bunu kapalı yaptım diye. Bak güzel kardeşim. Ben şu an sağlamayan bölgeyi çıkarıyorum. Şimdi eksi 5'i buradan kapalı aralık olarak çıkarmış olsaydım sağlayan eksi 5 değerini de ne yapmış olurdum? Ekarte etmiş olurdum, dışlamış olurdum. Veya burada 18'i açık aralık bırakmış olsaydım ve 18'i çıkarmamış olsaydım demek ki benim çözümümün içerisinde 18 elemanı da vardır demek olurdu bu. Bundan kaynaklı ben çıkardığım için buraya ters işlem uyguluyorum. Burası kapalı mıydı? Çıkardığım için açık aralığı çıkaracağım. Burası açık mıydı? Çıkardığım için kapalı olacak ki elimde Burası kapalı ve burası açık olan elemanlar kalmış olsun. Yani eksi 5 kalsın ama 18 kalmasın istiyorum elimde. Bundan kaynaklı eksi 5'i çıkarmıyorum ama 18'i çıkarıyorum. cevabında C seçeneği oluyor dedik ve devam ediyoruz ikinci sorumuzda. Şimdi ikinci soruda da aynı şeyleri yapacağız birinci soruda yaptıklarımızı ama tabii biraz daha karıştıracağız. İşte çift katlı kök muhabbetleri falan girecek. İyi dinlemeni tavsiye ediyorum beni. Pay ve paydanın ayrı ayrı köklerini bulacağım. Öncelikle şu kısmın köklerine bakacak olursak bir kökümüz eksi 3 diğer kökümüz ise artı 3. Şimdi geldim buraya. Bak burada eksi 3 diye bir köküm var benim. Yalnız yalnız kuvveti var burada 6. kuvvet. 6. kuvvet olduğu için eğer burası 6 değil de 8, 10, 16, 24 falan olmuş olsaydı veya direkt basit olarak karesi olmuş olsaydı çift katlı kök vardır diyeceğim. Ve çift katlı köklere de şöyle bir işaret koyacağım ki unutmayalım bu çift katlı kök. Daha sonrasında payda kısmına bakıyorum. Ben burayı x'e x diye burayı da 4'e 3 diye ayıracak olursam benim bir köküm eksi 4 diğer köküm de eksi 3 olacaktır. Şimdi ben buradaki bütün bulduğum değerleri yerine yazacağım. Bak eksi 3'ü buldum tamam mı? Artı 3'ü buldum. Bir de 4'ü buldum. Başka farklı bir kök elde edemedim. Daha sonrasında tablomu çizeceğim. Bu tabloyu çizerken de tablonun bacaklarını şöyle attık. İlk yapmamız gereken işlem bu tek katlı çift katlı kök muhabbetlerini tabloda yerine yerleştirmek. Yani bu boncuk takma olayı var ya o boncukları takacağız şimdi. Ama iyi dinle. Eksi 3 diye burada bir tane kök var. Burası tek katlı. Şimdi burası da çift katlıydı. Bunlar çarpıldığı için artık tek katlıya dönecektir. Neden? Çünkü bunlar çarpılırken kuvvetleri toplanıyor. Bak unutma Burası tek katlıydı. Yani x üzeri 1 gibi. Burası çift katlıydı. Yani x'in karezi gibi. Çarparsam tek katlı olur. Yani -3'ten burada kaç tane oldu? Örnek veriyorum. Burada 6 taneydi ya. Bir tane de burada var. Etti 7. E hocam bir tane de burada var. Etti 8. Yani eksi -3 çift katlıymış. Eksi -3 çift katlıysa ve paydanın da bir kökü olduğundan artık ben eksi 3 kökünü alamayacağım için buraya 2 tane boncuk taktım içini de boş bıraktım. Çift katlı olduğunu gösterebilmek için 2 tane boncuk atıyorsun. Şimdi geldim 3 köküne. 3 kökünden burada bir tane var. Başka var mı? Yok. O zaman dahil mi? Bak pay kısmının olduğu için ve eşitlik olduğu için dahil. 4'e geçtim. Eksi 4 müydü? Eksi 4'tü. Çok özür dilerim. Şunu şuradan sileceğim. Tamam mı? Şu tarafı uzatacağım. Çünkü az önce yanlış bir işlem yapmışız. 4 diye bir köküm yok. Eksi 4 diye bir köküm var. Bundan kaynaklı eksi 4'ü de şu tarafa yazalım. Tamam. Şimdi burayı da uzatalım tabi tablo bacağını. Ve diyelim ki hocam eksi 4 kökü paydanın kökü olduğu için alamayız. O halde içini boş bırakacağız. Tek katlıydı zaten. Şimdi ben bu tabloyu da şu tarafa doğru taşıyayım. Tamam. Gözün yorulmasın o taraflara bakma sen tamam mı? Şurayı da biraz kısaltalım güzel görünsün. Şimdi neyle başlayacağım? Hocam x karenin katsayısı pozitif. E burası zaten çift katlı olduğu için zaten pozitif. E burası da pozitif. Demek ki pozitif böyle pozitiften pozitifle başlayacağım. Artı. Eksi burayı iyi dinle sol tarafa doğru giderken çift katlı kök gördün mü o zaman işareti değiştirmeyeceğim. Aslına bakarsan işaret falan değişiyor ama şöyle değişiyor bak. Eksi tek katlı kök gördüm artı e bir tane daha gördüm yine eksi. Aslında olan bu hani çift katlı kökte işaret değişmez dediğimiz muhabbet işte bu. Eksi yine tek katlı kök gördüm artı. Neresi istenmiş benden? Sıfırdan küçük olan yerler istenmiş. O halde bir şurayı alacağım ben kök diye. Bir de bu tarafa alacağım kök diye. Şimdi güzel bak. Bir burayı buldum. Bir de burayı buldum. <laughs> Hocam benim buradaki e, çözüm kümem şudur. Eksi 4 açık aralıktan başlarım. 3 kapalı aralığına kadar giderim. Bak eksi 4'ten 3'e kadar gittim. Yalnız arada bir tane sağlamayan eksi 3 var ya, işte onu tek bir eleman olduğu için şu şekilde küme parantezi içerisinde çıkarmam gerekiyor. Neden böyle küme parantezi içerisinde çıkarmışım? Anladınız. Tek bir tane eleman olduğu için. Bir elemanı ben kümeyle gösteririm. Böyle aralıkla falan gösteremem. Dolayısıyla eksi 4'ten açık, 3'ten kapalı aralıktan eksi 3'ü çıkaracağım. Bak eksi 4'ten açık, 3'ten kapalı olan aralıktan eksi 3'ü çıkarmış. Cevabımız da aşık olur diyeceğiz sevgili gençler. Evet ikinci sorumuzu çözdük. Şimdi devam ediyorum arkadaşlarım. Üçüncü sorumuz da sağ üst tarafta. Ne demiş bize? Şöyle bir kontrol edelim. X eksi 3'ün mutlak değeri diyor. Şimdi mutlak değerli ifadelerin içini sıfır yapan değerler çift katlı köklerdir. Dolayısıyla 3'e ben çift katlı kök dedim. Yıldız da koyabilirsiniz. Çiçek de çizebilirsiniz. Hiç fark etmez. Yeter ki unutmayın onu x kare eksi 16'nın kökleri de eksi 4 ve artı 4'tür bunu da unutmayalım buraya baktığımız takdirde de köklerimiz burayı ben çarpanları x'e x diye ayırırım burayı da eksi 8'e artı 1 diye ayırırsam çarpımları eksi 8 toplamları eksi 7 vereceği için bana bir köküm 8 olur diğer köküm de eksi 1 olur şimdi birbirinden farklı kökleri e, sayı doğrusu üzerinde sıralayalım en küçük burada eksi 4 tamam sonra eksi 1 var sonra e, bakalım artı 3 var sonra 4 var bir de 8 var. 5 tane birbirinden farklı kök geldi. Şimdi burayı çizeceğim. Tablomun bacaklarını oluşturacağım. Bu tablonun bacaklarını attıktan sonra ilk işim neydi o boncukları takmak. 3 çift katlı köktü ve pay kısmının kökü ve eşitlik olduğu için içlerini dolu yapacağım. Şimdi geldim eksi 4 ve 4'e bakıyorum. Eksi 4 ve 4 pay kısmının kökleri ve tek katlı oldukları için içlerini doldurdum ve bir tane koydum. Daha sonrasında 8 ve eksi 1 payda kısmının kökleri olduğu için içlerini bu şekilde boş bıraktım. Şimdi hocam artımı eksi mi buna bakacağız. Burası zaten mutlak değerli olduğu için artı x karenin katsayısı artı x karenin katsayısı artı en büyük dereceli terime bakıyoruz. Artı çarpı artı bölü artıdan artı gelir. Demek ki ben artıyla başlayacağım. Eksi artı buraya dikkat artı çünkü çift katlı. Burası eksi burası artı olacak. Şimdi benden neresi istenmiş? Sıfırdan küçük olan bölge. Yani bir şurası isteniyor arkadaşlarım. Bir de şurası isteniyor. Başka istenen bir yer var mı? Yok. Şimdi ne diyor? Bu eşitsizliği sağlayan x tam sayı değerlerinin toplamı sorulmuş. Şimdi şurada hangi tam sayı değerleri var? Bak eksi 4 sağladığı için içini doldurmuştuk. Eksi 4 var. Eksi 3 var. Eksi 2 var. Eksi 1 yok. İçi boş çünkü. Hemen geldim şuraya bakıyorum. 4 var. 5 var. 6 var 7 var 8 yok çünkü içi boş. Şimdi bunları bir toplayalım bakalım. Eksi 4 ile artı 4'ün toplamı 0. Eksi 3 ile eksi 2'nin toplamı eksi 5 yapar buradaki 5 ile götürür. 6 ile 7'nin toplamı da bana 13'ü verir ama 13 şıklarda yok. Hatalı mı çözdük? Aslına bakarsan bu kısma kadar bir hatamız yok. Sadece bir tane daha sayı eklememiz gerekiyor. O da hangisi biliyor musunuz? Hemen size göstereyim. İşte buradaki 3 olan kök. Şimdi ben burayı boyamadım ama içini boyamıştım bak dikkat et. 3 sağladığı için içini doldurmuştuk. 3 de sağladığı için ben bunun üzerine bir de 3 de sağlar hocam deyip 3'ü eklemem gerekiyor. Doğru cevabım da tabii ki 16'nın ta kendisi olacaktı. Yani cevabımız C şıkkında verilmiş. Aman bu şekilde tongalara düşmeyin. Çünkü bu bir çeldirici bile değildir. Bu zaten yapmanız gereken, bu da saymanız gereken bir elemandır. Bak dikkat et. Çeldirici bile değildir diyorum. Ama çeldirici olmayan bir şeye eğer senin aklın çelenirse o zaman vay halimize gider arkadaşlar. Yani artı bir net, bir yirmi beş net gider. Lütfen rica ediyorum bu tarz hatalara düşmeyin. Kontrol edin soruyu. Neyi neden boyadınız, neyi neden içini doldurdunuz, niye boş bıraktınız bunlar bizim için çok ama çok değerli. Devam. 6 bölü x artı 2 büyük veya eşittir x artı 1 eşitsizliğini sağlayan x'in doğal sayı değerlerinin toplamı sorulmuş. Şimdi ben benim sizden bir ricam var. Burada e, bölü x artı 2 diye bir e, e, ifade var ya bu ifadeyi karşı tarafa atıp çarpmak geliyor içimizden ama biz bunu yapmayacağız. Şimdi eşitsizliklerde bunu bu tarafa alıp bu tarafa falan sallayıp da aman diyeyim gidip çarpmayın falan tamam mı? Yapmamız gereken hareket ne peki? E, ya buradakini sol tarafa... Ya da sol tarafı sağ tarafa atacaksınız ve eşitsizliğin bir tarafını sıfır olarak bırakacaksınız. Ben şunu alıp sağ tarafa göndermek istiyorum. Ve böylelikle x artı 1 eksi 6 bölü x artı 2. Hani bu tarafa doğru attım ve bunu bu tarafa yazdım ya demek ki küçük veya eşittir sıfır yazabilirim artık. Şimdi soruyu düzenledikten sonra çözmemiz isteniyor yani. Burayı bileşik kesir gibi yazalım. Yani bunda bunu çarpalım. x artı 1 çarpı x artı 2 eksi 6'mız var. Bölü x artı 2 diyorum. Küçük veya eşittir 0 dedim. Daha sonrasında şunları dağıtırsak eğer x kare artı 3x artı 2 gelecektir. Artı 2 eksi 6 da eksi 4 yapar. Dolayısıyla ben buraya eksi 4 yazdım. Bölü alt kısımda neyimiz var? Bir tane x artı 2'miz var sadece ve küçük veya eşittir 0 dedim. Şimdi hocam. Üst tarafın köklerine bakalım. Ben burayı x'e x, burayı da artı 4'e, eksi 3, eksi 1 diye ayırabilirim. Çarpımları eksi 4 toplamları artı 3 gelir. Alt tarafın kökü direkt eksi 2'dir. Buranın kökü 1'dir ve eksi 4'tür. Şimdi 3 tane birbirinden farklı kök geldi. Artık çift katlı, mift kat, katlı hiçbir şey yok. Bunları sıralayacaksın sayı doğrusu üzerine. Eksi 4, eksi 2 ve artı 1 dedin. Bunları dedikten sonra sayı doğrumu çizdim. Tablonun bacaklarını oluşturdum. Daha sonrasında üst tarafın köklerinin içleri dolu olacak. Çünkü eşitlik var. 1 ve eksi 4'tü bunlarda. Eksi 4'ün ve 1'in içini doldurdum. Payda kısmının kökü olan eksi 2'nin içini tabii ki de boş bırakacağım. Şimdi buraya bakıyorum x karenin katsayısı pozitif. Buraya bakıyorum x'in katsayısı pozitif. Pozitifin pozitif oranı pozitiftir. Pozitifle başladım. Hepsi tek katlı olduğu için rahat davran. Bir artı bir eksi yazacaksın. Eksi artı eksi dedin. Ve daha sonrasında burada bak burası değil. Burası. Çünkü senin çözdüğün eşitsizlik kısmı artık burası. Burası değil. Buraya bakarsan artıların içini boyarsın. Ama alttakine bakarsan eksilerin içini boyarsın. Biz eksilerin içini boyayacağız çünkü sıfırdan küçüktür demiş. Yani benim çözüm ki ben bir şurası bir de burası olacak tamam E şimdi ne demiş? Bu eşitsizliği sağlayan x'in doğal sayı değerlerini toplamı. Doğal sayılar nerededir arkadaşlar? Eksi 4'ün sol tarafında bir doğal sayı olmadığı için bu tarafı zaten eledim. Benim doğal sayılarım burada. Burada hangi doğal sayılar var? Bir sıfır var. Bir de sağlayan bir değeri var. Başka da sağlayan bir sayı yok. Demek ki sıfırla birin toplamı istenmiş bizden. Cevabımız da o halde birdir diyeceğiz. Yani cevabımız E şıkkında verilmiş sevgili arkadaşlarım. Sayfamıza şöyle uzaktan bakalım. Ee, eşitsizlik kısmı, eşitsizlik kısmı. Sayfalarının dolu olması çok çok normal. Çünkü neredeyse her soruyu tablo çizeceğiz arkadaşlarım. Tablo çizmeden çözdüğümüz sorular da tabii ki denk gelecek karşımıza çıkacak ama... ...genel itibariyle tablo çizeceğiz. Ve inanılmaz çalışılmış bir sayfa görüntüsü verir bize. Bu da bize artık e, motivasyon sağlayacak diyelim. Ve ikinci sayfamıza doğru geçelim. Beşinci sorudayız artık. Yine bak... E, ...gerekli işlemleri yapsın diye eleman bize... yani Tonga'ya düşürelim diye. Adam ne yapmış burada bize? Ee, paydaya koymuş x'li değerleri. Bunu çöz demiş. Şimdi çözüm aralığında kaç tane x tam sayısı vardır diye soruluyor. Bizim yapmamız gereken hareket ne hocam? Eşitsizliğin bir tarafını sıfır yapmak. Yani mesela örnek veriyorum. Bunu bu tarafa sallayalım. 1 bölü x artı 3 dedim. Eksi 1 bölü x eksi 3 dedim. Büyük veya eşittir 0. Eşitsizliğin yönü falan değişmedi. Şimdi yapmam gereken hareket ne? Burayı x eksi 3 ile burayı da x artı 3 ile genişletmek olacak ki paydalar eşitlensin ve güzel bir şekilde toplayabileyim ben bunu. Üst taraf x eksi 3 eksi şurası da x artı 3 kere 1 x artı 3 yapar. Tabi eksi parantezine yazacaksın çünkü önünde kocaman bir eksi var bunu lütfen unutma. Daha sonrasında bölü alt tarafımızda hiç dağıtmadan x eksi 3 çarpı x artı 3 yazacaksın. Şimdi büyük veya eşit 0 dedim. Buradan ne gelir? İyi dinle. Burada bir x'im var. Burada bir eksi x'im var. X'ler gidiyormuş yani bunu anladık. Burada bir eksi 3'üm var. Bir de burada eksi 3'üm var. Demek ki üst taraf eksi 6 olacak. Alt tarafta x eksi 3 ile x artı 3'ün çarpımı olacak. Büyük veya eşittir 0 dedik. Şimdi bak burayı iyi dinle. Üst tarafa bakıyorsun. Eksi 6. Eksi 6 negatif bir sayıdır. Bunun kökü falan da yoktur. Pay kısmının kökü yok. Bunu sıfır eşitleyen bir değer olmaz çünkü. E burası negatif. E şimdi Şuraya bakıyorsun sonuçların sıfırdan büyük veya eşit çıkmasını istiyor. Sıfıra eşit de olamaz. Çünkü sıfıra eşit olabilmesi için pay kısmının sıfır olması gerekiyordu. E tamam demek ki burası artık büyüktür sıfır diyebilirim ben eşit olamayacağına göre. Şimdi negatif bir sayının neye bölümü pozitiftir? Tabii ki negatife. Demek ki artık ben soruyumu değiştireceğim. Bak şöyle bir ayraç attım ben buraya. Buradaki x eksi 3... Çarpı x artı 3 var ya zaten sıfır olamayacaktı. X eksi 3 çarpı x artı 3'ün negatif olması gerekiyor. Yani sıfırdan küçük olması şart. Şimdi hemen şu kısmı kökünü bulalım artı 3. Bu kısmın kökünü bulalım eksi 3. Hemen bunları bir sayı doğrusu üzerinde sıraladım eksi 3 ve artı 3 şeklinde. Tablomu çizeceğim. Tablo bacaklarımı çizeceğim. Eşitlik olmadığı için içleri boş bir şekilde birinin kökü bu, diğerinin kökü de bu diyeceğim. Ve neyle başlayacağım hocam? Tabii ki de x'in katsayısı artı ve x'in katsayısı artı olduğu için artı ile başladım. Artı ile artıyı çarptım. Ve artı eksi artı dedim. Benden istenen yer neresi? Sıfırdan küçük olan bölge istemiş. Yani eksili bölge istemiş. Demek ki ben burayı tarayacağım. Şimdi burayı taradık ya. Bizden ne istenmişti? Bu çözüm aralığında kaç tane x tam sayısı vardır? Şimdi eksi 3 ve artı 3 alamıyoruz. Eksi 2'yi alabilirim. Eksi 1'i, 0'ı, 1'i ve 2'yi alabilirim. Böylelikle burada kaç tane tam sayı oluşmuş olur? 5 tane tam sayı oluşmuş olur. Yani o halde benim de cevabım ne olacaktır? C şıkkı olacaktır sevgili arkadaşlarım. Beşinci sorumuzda bu şekilde çözdük. Umarım e, karşına çıkabilecek bütün e, eşitsizlik sorularını tablolu soruların tamamını da sana göstermeye çalışıyorum. Umarım göstermem yani gösterişim başarılı oluyordur arkadaşlarım. Şimdi bak burada çift katsız ama çözüm kümesi farklı bir şekilde ifade edilen bir soru çözdük. Buraya geldik çift katlı bir kö, e, soru çözdük ve orada sağlamayan değeri çıkarmayı gösterdik. Buraya geldik e, yine çift katlı bir kök vardı işaretin değişmediğinden kaynaklı farklı yerleri boyadık ve boyaman gereken bir yer daha var bak bunu da unutma diye bunu gösterdik. Buraya geldik eşitsizliği bir tarafını sıfır yapmayı gösterdik. Buraya geldik eşitsizliği değiştirip o şekilde daha basit bir şekilde çözmeyi gösterdik ve artık 6. sorumuzdayız. Farklı bir şekilde bir soru daha. Hocam öncelikle pay kısmının kökünü bulacağım. İçeriği sıfır yapan değer 7'dir ve mutlak değerli bir ifade olduğu için 7 çift katlı kök olarak kabul edilir diyeceğiz. Ve 7'yi yazdık çift katlı diye. Şimdi geldim buraya. 3 eksi mutlak değeri Hocam buradaki kökümüz sıfırdır. Yalnız dikkat et sıfır çift katlı kök olmayacak burada. E sebep hocam az önce söylemiştin. Mutlak değerin içerisini sıfır yapan değer. Bu arada şurası sıfır değil 3 arkadaşlar özür diliyorum şurası 3 bir de eksi 3. Şimdi bunlar çift katlı kökler değillerdir. Neden? Çünkü biz paydayı sıfır yapan değerin tamamı mutlak değerli değil. Eğer ki 3 eksi x olmuş olsaydı bak bu olmuş olsaydı ben buradaki 3'e çift katlı kök derdim. Ama bak ama burada nasıl bir değer var nasıl bir ifade var 3 eksi mutlak değer x var. Yani aslında bakarsan bunu sıfır eşitlediğin takdirde mutlak değer x sıfır değil 3 olmuş oluyor. İşte bundan kaynaklı içini 0 yapan değeri bulmuyoruz ve çift katlı kök olarak kabul etmiyoruz bunu. Pekala içerisinin kökleri ne vermiş? Bir 3 bir de eksi 3. Peki şimdi burada bir 7 çift katlı kökümüz var. Bir eksi 3 bir de artı 3 tek katlı köklerimiz var. Bunları sayı doğrusu üzerinde bir güzel sıralayalım. Eksi 3 artı 3 ve artı 7. Dikkat et 7 çift katlıydı. Bunu bu şekilde sayı doğrusu üzerine sıraladıktan sonra tablonun bacaklarını çizdim tablo bacaklarını attıktan sonra üst taraf çift katlı köktü ve pay kısmının kökü olduğu için ve burada eşitlik olduğu için bunu çözüme dahil ederim. Ama eksi -3 ve 3 payda kısmının kökleri olduğu için çözüme dahil edilmez. İçlerini de boş bıraktık. Pekala neyle başlayacağım? Hocam mutlak değerli ifade zaten pozitiftir dolayısıyla burası artı. Şimdi mutlak değerli ifade zaten pozitif ama önünde eksi var demek ki burası eksi. Artının eksiye bölümü eksidir, eksiyle başladım. Çift katlı kök gördüm, işaret değişmez, eksi diye devam ettim. Tek katlı kök artı, tek katlı kök eksi dedim. Benden istenen yer, sıfırdan büyük veya eşit olan yerler. Yani bir şurayı tarayacağım, tamam bak bir burayı tarayacağım. Bir de sevgili arkadaşlarım, başka yok. E peki o zaman yazalım. Ne diyor? Eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının toplamı sorulmuştu. Şurada hangi tam sayılar var? Eksi 2 var. Eksi 1 var. 0 var. 1 var. 2 var. E bunların toplamı ne var hocam? 0. 0 bir cevap mı benim için? 0 cevap değil. Neden? Çünkü burada sağlayan bir değer daha var. 7. Yani ben bunun üzerine bir de 7 ekleyeceğim. Cevap ne olacak? 7'nin ta kendisi. Yani cevabımız E şıkkı olacaktı. Size Üçüncü soruydu yanlış hatırlamıyorsam. Üçüncü soruda da hatırlattığım gibi sevgili arkadaşlarım. Burada sağlayan değerlerin içlerini boştan yere boyamıyoruz. E niye boyadık o zaman almayacaksak değil mi? Aman diyeyim bunlara dikkat ediyoruz. Netlerimiz bizim için değerli. Netlerimiz kaybolmasın gençler. Şimdi devam edelim yedinci sorumuzla. Yedinci soru biraz böyle teorik hazırlanmış bir soru ama merak etmeyin. Bunları da çözmesini bileceğiz. Bunları da çözmesini öğreteceğiz arkadaşlarım sizlere. A ve B negatif. A, B'den küçük ve C pozitif olmak üzere. X, A çarpı X, eksi C bölü. B, X, X'in karesi sıfırdan küçük eşitsizliğinin en geniş çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş bize. Bakın arkadaşlar. <laughs> Hiçbir şey yapmadan yani diğer sorulara davrandığınız gibi davranıyorsunuz. Bu tarz soruları görünce korkmanıza lüzum yok. Şuranın kökünü buldunuz hemen A. Şuranın kökünü buldunuz C. Buranın kökünü buldunuz B. Şimdi benim A, B, C diye köklerim var. E ben bunları sayı doğrusu üzerinde sıralamam gerekiyordu. E çok basit bir şekilde sıralayabiliriz. Çünkü zaten sıralamayı vermiş. A küçük, B küçük, C. Demek ki ben A'yı buraya, B'yi buraya, C'yi de buraya yazacağım. Tamam. Bunda bir sıkıntımız yok. Daha sonrasında tablo bacaklarını da oluşturalım. Şimdi <laughs> bu işaretlerin boncuklarını takacağız. Öncelikle şu A tek katlı bir kök. C tek katlı bir kök ama buradaki B çift katlı bir kök çünkü B-x'in karesi olarak verilmiş bize. O halde A'ya tek katlı kök ve bak dikkat et hiçbirinde eşitlik olmayacak çünkü burada eşitlik vermemiş bize. O halde ben bunların içlerini boş bıraktım. Boş bıraktım ve B çift katlı kök olduğu için buraya iki tane taktım. Şimdi neyle başlayacağım? Hocam burada x'in kat sayısı pozitif. Burada x'in kat sayısı pozitif. E burası zaten kare olduğu için mecbur pozitif gelecek. Demek ki ben neyle başlayacakmışım? Pozitifle. Tek katlı kök gördüm negatif Çift katlı kök gördüm eksi Tek katlı kök gördüm artı dedim Daha sonrasında benden istenen yer sıfırdan küçük Olan yerler olduğu için Ben işte buraları bu şekilde boyayacağım Tamam Boyadık Ve sevgili arkadaşlar Eksi olan yerleri boyuyorduk ve şurayı da boyadım Tamam bunları boyadıktan sonra Ne istenmişti benden En geniş çözüm aralığı E tamam o zaman x'ler nerededir x'ler A'dan C'ye kadar olan açık aralıktadır. A'dan C'ye kadar olan açık aralıkta. Ve neyi çıkarmam gerekiyor? Tabii ki de B elemanını, tek bir elemanı çıkarmam gerekiyor. İşte benim çözüm kümem burası. A ile C açık aralığı, fark B elemanı diyeceğiz sevgili gençler. Yedinci sorumuzda çözdük ve cevabına C dedik. Ve devam ediyorum sekizinci sorumla. Aşağıda fx fonksiyonunun grafiği verilmiş bana. Buna göre demiş, bak grafikli eşitsizlik sorusu. Ee, ilk yaklaşık 15-16 örnekte sana bütün eşitsizlik e, stillerini, tiplerini göstermeye çalıştım Özellikle ki açıkta bir yer kalmasın diye Şimdi FX çarpı x küçük veya eşit sıfır demiş Öncelikle benim burada normal standart davranacağım ve fx'in köklerini ayrı bulacağım x'in kökünü ayrı bulacağım x'in kökünü bulmak kolay x'in kökü zaten sıfır Burayı sıfırlayan değer sıfırdır. Peki fx'i sıfırlayan değerler hangileriymiş? Çok basit bak bariz belli burada. Eksi 4, eksi 2, 2 ve 3 için fx sıfıra eşitleniyor. Değil mi? Çünkü x ekseni kestiği yerler benim için birer köktür. Şimdi şöyle tabloyu biraz e, sayfayı biraz aşağı kaydıralım ve tablomuzu çizelim. Tabloyu şu şekilde çizdim. Köklerimiz bak eksi 4 küçükten büyüğe doğru yazıyorum. Eksi 2 sıfırı unutmayalım. 0, Sıfır, 2 ve 3. Tamam. Daha sonrasında tablonun bacaklarını çizdik arkadaşlar. Şimdi boncuk takacağız. O boncukları nasıl takmamız gerektiğine dikkat edin. Şimdi paydalı maydalı bir şey yok. Rasyonel bir ifade yok. Eşitsizlik içerisinde eşitlik de var. O zaman bunların he, hepsinin de içi dolu olacak. Hepsinin içi doluysa bu da dolu, bu da dolu, bu da dolu. Hepsi dolu arkadaşlar. Aha da bu şekilde. Şimdi neyle başlayacağım? Burası çok önemli. Buraya dikkat et. X'in katsayısı pozitif değil mi? Bir sıkıntı yok. Şimdi fx'e bakıyorsun. fx'in sonsuza gittiği tarafa bakıyorsun. Artı sonsuza yani sağ tarafa. Sonsuza giderken fx azalmaya devam mı ediyor? Bak azalmaya devam ediyor. Demek ki o zaman fx'in baş katsayısı negatif olmalıymış. Negatif olacaksa demek ki burasının baş katsayısı negatif dedim. Eksi ile artıyı çarparsan eksi gelir eksiyle başlarsın. Kök gördün artı, eksi, artı, eksi, artı dedin. Neresi istenmiş hocam benden? Sıfırdan daha küçük olan yerleri istenmiş. Yani bir burası isteniyor, bir burası isteniyor. Bir de burası isteniyor. Şimdi çözüm kümesinde bulunan en küçük iki doğal sayının toplamı kaçtır? Bak en küçük iki doğal sayı demiş. Şimdi doğal sayılar eksi 4 ile eksi 2 arasında doğal sayı var mı? Yok. Ama şurada var bak bir tane sıfır var değil mi doğal sayı? Bir tane de burada ne var? Bir var. En küçük iki doğal sayı burada sıfırla bir olduğundan toplamları bunların birdir. Yani cevabımız da E şıkkında verilmiştir diyebiliriz. Evet sevgili arkadaşlar sayfamıza şöyle uzaktan bakalım. Gayet güzel, gayet tatlı sorular çözdük. Grafikle eşitsizlik sorusunun nasıl çözüldüğünü de gösterdik. Merak etmeyin, bu örnek tek değil. Daha zorları da var. Eşitsizlik sorularının içerisinde grafik kullanılan daha zor sorular da olacak sevgili arkadaşlar. Mesela buradaki gibi veya buradaki gibi. Dolayısıyla o sorularda dikkatli de fayda var. Ben sana şimdi 9. sorumuzun çözümünü yapacağım izninle. Ne diyor? X kare artı falan filan büyük veya eşit sıfır eşitsizliğini sağlamayan, bak sağlamayan İki tane tam sayı değeri vardır. Buna göre m'nin alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı sorulmuş. Tamam. Şimdi ben bu ifadeyi şuradan bir kurtarayım arkadaşlar. Can çekişmesin orada. Şöyle bir kurtaralım. Şuraya ferah bir yere koyalım. Tamam mı? Bu ferahlattıktan sonra da diyelim ki ben bunu çarpanlarına ayırırım. Bak ayırırım. X'e X diye ayırdım. Burayı da M'ye 3 diye ayırdım. Çarpımları 3M'yi toplamları da 3 artı M'yi verir. Tamam çaktın sen köfteyi. Daha sonrasında e, bunları biz nasıl yazarız? x artı m çarpı demek ki x artı 3 büyük veya eşit sıfırmış. E, o halde şuranın kökü nedir? Eksi m'dir. Şuranın kökü ne olur? Eksi 3'tür. Şimdi ben burada eksi m mi daha büyük, eksi 3 mü daha büyük bilmiyorum. Bilmediğim için de iki türlü çözeceğim. İki ihtimali değerlendireceğim. İki tane tablo çizeceğim yani. Şu birinci tablom olsun, şu da ikinci tablom olsun. Birinci tabloda eksi m eksi 3'ten daha küçük olsun. İkinci tabloda da eksi m eksi 3'ten daha büyük olsun. Kabul mü? Peki tablo bacaklarını çizdim. Tablo bacaklarını çizdim. İkisini aynı anda çözüyoruz. Burada eşitlik var mı? Var. E, dolayısıyla ikisinin de içleri dolu olacak. Şu şekilde ikisini de içlerini doldurdum arkadaşlar. Peki neyle başlayacağım? X karenin katsayısı pozitif olduğu için iki tabloda da artıyla başlayacağım. Eksi ve artı diye devam edeceğim. Benden istenen yer neresi? Sıfırdan büyük veya eşit olan yerler. Demek ki ben bu tarafı tarayacağım. Bir de bu tarafı tarayacağım. İkinci tabloda da aynı yerleri taramam gerekiyor. Yani burayı ve burayı taramam gerekiyor. Peki yani şimdi bunları hallettik mi? Hallettik. Ne diyor bize? Sağlamayan iki tane vardır diyor. Yani sağlamayan nerededir? Sağlamayanlar burada. Bak sağlamayanlar burada. Şimdi sağlamayan iki tane varsa burada eksi m'nin sağladığını ve eksi 3'ün sağladığını burada eksi 3'ün ve eksi m'nin sağladığını görüyoruz. Sağlamayanlar o halde şurada iki tanedir. Şöyle iki tane. Ve ne demiş? Burada m'nin alabileceği tam sayı değerlerini toplamış. Şimdi hocam bak. Eksi 3 sağlıyorsa hemen yanındaki tam sayı sağlamayacak. Hemen yanındaki tam sayıya ben ne derim? Eksi 2 derim. O zaman buna eksi 1 derim. O zaman m'yi de tam sayı olarak ne seçebilirim? E sıfır. Demek ki eksi m sıfırsa -M, m'nin alabileceği bir değer sıfırdır arkadaşlar. Tamam. Bu bir. Daha sonrasında geldim buraya. Eksi 3 sağlayan bir değer. Sağlamayan 2 tane vardı. O zaman ben buraya eksi 2 derim. Pardon özür dilerim. Ee, eksi 3, eksi 2, eksi 1 yanlış oldu. Biz ne yaptık? Biz ne yaptık az önce gençler? Çok ama çok özür diliyorum sizden. Biz az önce ne yaptık? Ne yaşadık az önce? Eksi 3. Sol tarafında eksi 4 var bunun. Bunun sol tarafında da eksi 5 var. Burası eksi 6 gençler. Demek ki eksi m, eksi 6'ya eşitmiş. Valla kusura bakmayın editlemeyeceğim. Benim de hata yapabileceğimi görün en azından yani. Ben de hatasız çözmüyorum soruları. Ama fark ettim hatamı çok şükür. Eksi m eksi 6 ise m kaçtır 6'dır. M'nin alabileceği bir değer 6'ymış arkadaşlar cepte. Şimdi geldim buraya. Eksi 3'ün bir büyüğü eksi 2. Burada da aynısı gelince lan dedim ne oluyor? Eksi 2'nin eksi 2'nin bir büyüğü eksi 1. Bunun bir büyüğü de 0'dır. Eksi m sevgili arkadaşlarım 0'sa tamam m 0. Güzel. Şimdi M'nin alabileceği değerler birisi 6 birisi 0 mı? E bunların toplamı sorulmuş bize. Toplamı sorulduğuna göre cevabımız nedir? Tabii ki de 6 artı 0'dan 6'dır arkadaşlar. Doğru cevap E şıkkı olacaktı dedik. Ve 10. sorumuza kaydık bakalım. A ve B gerçel sayılar. Bu eşitsizliğin çözüm kümesi. Aha da burası yarı açık aralığıymış. Buna göre B bölü A oranı kaçtır? Şimdi yarı açık aralıktan bahsediyor. Ee, benim şurada bir üst tarafın bir de alt tarafın kökü olacak değil mi? Üst tarafın kökü şurada. Alt tarafın kökü burada diyelim. Buna tablo bacağı çizmiş, ol, çizmiş olsaydım eğer. Bak artı burası 2. Burası eksi 4. Dolayısıyla artı bölü eksiden eksiyle başlayacaktım. Daha sonrasında tek katlı kökler olacağından bunlar artı ve eksi yapacaktım. Çünkü birinci dereceden denklemler olduğu için çift katlı kökler gelemez. Bunlardan bir tanesi kapalı bir tanesi açık olacaktı. Ve ben pozitif yerleri işaretleyeceğim için demek ki burayı tarayacaktım. Şimdi sağlayan kısımlar burada olduğuna göre gençler. Burası olduğuna göre. Demek ki. Demek ki. Eksi 2'den kapalı dediğine göre bu taraf kapalı bu taraf açık olacak. Ve demek ki burası eksi 2'ymiş burası artı 3'müş. Güzel. Güzel. Şimdi gelelim şuraya. Benden B bölü A istenmişti hocam. Ve sağlamayan kök paydanın köküdür. Demek ki burası paydanın kökü. Sağlayan kök payın köküdür. Yani doldurduğumuz, içini doldurduğumuz kök payın köküdür. Demek ki bu da payın kökü. E payın kökü eksi 2 ise ben pay kısmında x gördüğüm yere eksi 2 yazarsam eksi 4 artı a demek ki bana 0 verecek a buradan 4'tür. Ve sağlamayan kök olan 3 demek ki paydayı sıfırlıyor. B eksi 4 kere 3 12 eşittir 0 oluyormuş. Demek ki B de buradan 12'nin ta kendisiymiş. Benden istenen şey B'nin A'ya oranıydı. 12 bölü 4 3'ü verir. Cevap da C şıkkı olur. Bak ne kadar tatlı ne kadar güzel soru. Bunun ikinci dereceden versiyonlu halini de sorabilir ÖSYM a. o zaman çok zor bir soru olur. Ama dediğim gibi tam ÖSYM ayarında birinci dereceden seni çok uğraştırmıyor. Bilmen gereken kazanımları adam içeri gizlemiş bak. Yani karşına çıkabilecek böyle tam sınav ayarı bir soru. Tamam ne eksik ne fazla. Bundan kaynaklı bizim buraları kaçırmamamız gerekiyor. Şimdi gençler 9'u ve 10'u da çözdük. Ve Devam ediyorum. 11. sorumla. 11. soruyu dikkat ediyorsun burada. Üstel ifadeler falan var. İlk defa göreceksin bu testin içerisinde. O yüzden beni iyi dinle tamam mı? 4 üzeri x, x 64. Hocam buranın kökü x eğer 3 olursa 4'ün küpü 64. 64'ten 64 çıktı 0 olur. Demek ki buranın kökü neymiş? 3. Ve üstel fonksiyonların e, köklerini falan böyle çift katlı mift katlı yapmıyoruz. Tek kattır arkadaşlar. Tamam. 3 tek kat. Geldim buraya. X'e x'i ayırdım. Burayı da eksi 6'ya artı 3 diye ayırırım. Köklerimizde bir eksi 3 gelir. Bir de artı 6 gelir. Niye böyle ayırdım? Çarpımlar eksi 18 toplamlar eksi 3 diye. Şimdi benim köklerim burada bir 3 vardı. Bir eksi 3 vardı. Bir de artı 6 vardı. Bir de paydaya bakalım. X'e x diye ayırırım. Şimdi geldim buraya. Burası ayrılmıyor. Ne yapacağım? Hemen deltasına bakalım. B kare 36 eksi 4 çarpı 1 çarpı 20. Ooo 36'dan 80 çıkarsa sıfırdan küçük olur. Demek ki paydanın paydanın kökü yok. Kökü yoksa bir şey çizmeyeceğim. Ve kökü olmamasına rağmen de x'in karesinin kat sayısına bakıyorsun pozitif. Demek ki burası daima pozitifmiş. Hiç kökü mükü de yokmuş. Sıfıra eşitleyen bir değeri yokmuş. Daima pozitif. O zaman ben sadece üst taraf için çözüme kavuşturacağım soruyu. Eksi 3 var. Artı 3 var. Bir de artı 6 var. Ben bunlar için bir tane sayı doğrusu çizdim. Buna şöyle bacak taktım. Tablo oluşturuyorum. Şimdi burada eşitlik yok. Eşitlik olmadığı için ben bunların hepsinin de içini boş çizeceğim. Alt taraf zaten artıydı. Şimdi üst tarafa bakıyorum. Üstel fonksiyonun şurası bak. Üstel fonksiyonun burası. 4 üzeri x. x'ler arttıkça burası daima artacaktır. Dolayısıyla pozitifle devam eder. Bak dikkat et nasıl buldum ben buranın pozitif olduğunu. x'ler arttıkça 4 üzeri x, x, x 64 de artacaktır. Yani artan bir fonksiyon olduğu için artıdır diyorum. Buraya geldim. x karenin katsayısı pozitif. Artı çarpı artı artı artıya böldüm eksi e, artı. Demek ki artı ile başladım. Eksi artı eksi dedim. Neresi isteniyordu benden? Sıfırdan küçük olan bölge. Hocam alt taraf alt taraf zaten pozitifti. Üst taraf negatif gelseydi negatifi pozitife böldüm gene negatif olurdu. Üst taraf pozitif oldu. pozitife pozitifi böldüm yine pozitif oldu. Yani buradaki pozitifin hiçbir önemi yok. Paydayı görmezden geliyorum. Tamam mı? Nereyi tarayacaktım? sıfırdan küçük olan yerleri. Yani bir şurayı tarayacağım. Bir burayı tarayacağım. Bir de burayı tarayacağım. Tamam. Şimdi güzel. Ne demişti? Eşitsizliği sağlayan x doğal sayılarının toplamı. Doğal sayı. Eksi 3'ün sol tarafında doğal sayı var mı? Yok. Tamam o zaman bura gitti. Burada doğal sayı var mı? Tabii ki de var. Hangileri? 4 var. 5 var. 3 ve 6 sağlamıyor. Demek ki sadece bunlar var. Bunların toplamı istenmiş. 4 ile 5'in toplamı 9 yapar. Cevap da D şıkkıdır. Evet. Şu üst dikkat ediyorsun yani. Tamam üst tellere dikkat. Bir de şuradaki delta durumunu inceleyeceksin. Çarpanlarını ayıramayabilirsin. Bazen ben de ayıramıyorum. Hemen deltasına bak kardeşim. Ayıramıyorsan yüksek ihtimal delta sıfırdan küçüktür zaten. Ama lütfen lütfen aklına getir bu deltayı. Bak ikinci dereceden denklemlerde sana deltanın ne kadar önemli olduğunu anlattım. Parabol dersinde deltanın ne kadar önemli olduğunu anlattım. Eşitsizliklerde hala yakamızı bırakmıyor. Ve türevde de yakamızı bırakmayacak. Limitte de yakamızı bırakmayacak. integralde de yakamızı bırakmayacak. Lan artık şu delta olayını unutma. Tamam aklında Ay benim aklıma gelmiyor hocam deme. Getir. Tamam aklının bir kenarına hani parmağına ip bağlar gibi aklının bir kenarına ip bağla. Bunu mutlaka aklına getir bu delta muhabbetini. Geldim buraya. 12 üzeri x eksi 3. Anam bu ne lan? Bu ne? Yani yetmiyormuş gibi bir de gitmiş üstüne x de yazmamış x, x 3 yazmış. İsterse x kare eksi 9 x artı 86 yazsın. Benim için hiç önemli değil. Niye biliyor musun? 12'nin hangi kuvvetini alırsan al sıfır yapamazsın zaten. İşte Mustafa Yağcı hocam da buradan saygıyla selamlıyorum. Mustafa Yağcı hocam da şöyle bir şey anlatıyor. Diyor ki eşitsizliklerde temizlik. He, ben bunu temizleyebilirim yani. Yani ben burayı görmezden gelirim. Niye? Çünkü zaten pozitif. Her türlü pozitif. Hiçbir şekilde bu ifade 12'nin kuvveti ne negatif olabilir ne sıfır olabilir? Daima pozitiftir. Dolayısıyla ben orayı görmek zorunda değilim. Geldim sağ tarafa. X kare eksi 16. Buranın kökleri nedir? Hocam eksi 4 ve artı 4. Güzel. Şimdi alt tarafa geçtim. Şuranın kökü sıfırdır ama çift katlıdır. Bunu lütfen unutmayalım. Buranın kökü de 5'tir ve tek katlıdır. Şimdi sıfır çift katlıydı unutma. Eksi 4 var, artı 4 var, bir de 5 var. Başka kök var mı? Yok. O halde sayı doğrum çizdim abi. Sayı doğrusunu çizdikten sonra en küçük kök burada hangisi? Eksi 4. Sonra 0, sonra 4 ve sonra 5. Başka da kök yok zaten. Peki tablonun bacaklarını da çizelim. Hop, 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 hop. Çizdik. Bunları da çizdik. Şu biraz yamuk oldu. Düzeltelim onu. Tamam. Şimdi 0 çift katlıydı ve paydanın kökü olduğu için içi boş olacak. 5 tek katlıydı ve paydanın kökü olduğu için içi boş olacak. Pay kısmının kökleri eksi 4 ve artı 4'te eşitlik olduğu için içleri dolu olacak tek katlılar. Neyle başlayacağım hocam burada zaten pozitifti x karenin katsayısı da pozitif mutlak değer zaten pozitif ama şuradaki eksi var ya eksi X'in katsayısı negatif oldu artı çarpı artı 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 çarpı eksi eksi artının eksiye bölümü eksi olduğu için eksiyle başladım artı eksi çift katlı kök gördüm eksi tek katlı kök gördüm artı benden istenen yer sıfırdan büyük veya eşit olan yerler olduğu için bir burayı tarıyorum tamam mı bir burası bir de şurayı tarıyorum. Tamam mı güzel kardeşim? Eksi olan yerler beni ilgilendirmiyor. Peki eşitsizliğinin çözüm aralıklarından biri hangisidir diye sormuş. Ha biri. Peki sağlayanlardan bir tanesini bulacağız. Şimdi mesela 4'ten kapalı 5'ten açık aralık falan diye bir e, yer var mı? 4'ten kapalı 5'ten açık var bak. A şıkkında var. Yani burada şöyle de diyebilirdi. E, nasıl diyeyim bakayım. 4'ten açık 5'ten açık deseydi mesela. Bu cevap olur muydu? Bu tarz sorular için olurdu. Neden? Çünkü çözüm aralıklarından biri diyor ya. Şimdi 4 ile 5 kapalı aralığı zaten sağlıyor. Şöyle 4 ile 5 yarı açık aralığı zaten sağlıyor. Ve bu bunun bir alt kümesi olduğu için çözüm aralıklarından biri dediği için bu sağlar. Veya Veyahut şurada mesela eksi 7 var burada da eksi 5 var ya. Eksi 7 ile eksi 5 açık aralığı demiş olsaydı gene sağlardı. Ya yani onu da işaretleyebilirdim. Ama mesela burada 3 ile 4 açık aralı demiş. 3 burada olduğu için 3 ile 4 aralığı bak sağlamayan yerler var gitti. 0 ile 4 bak zaten sağlamıyor. 4 ile 6 bak burada sağlamayan 5'ten 6'ya kadar olan kısım var. Eksi 5 ile eksi 3 bak eksi 5 burada ama eksi 3 burada olduğu için bak buraya kadar şurası sağlamıyor. Bundan kaynak bunların hepsi gider ama 4 ile 5 kapalı aralığı her türlü zaten sağladığını biliyoruz. 12. sorumuzu da bitirdik ya. Evet artık devam edebiliriz. Ha sayfamıza uzaktan bakmayı unuttuk ya. Evet. Sayfamız bu şekilde. Umarım senin de sayfan bu şekilde derli topludur, düzenlidir. Bunlar benim için çok değerli. Yani senin için değerli değilse senin için de değerli olsun lütfen. Bak rica ediyorum. Gerçekten çok önemli bu sayfaların derli toplu olması, düzenli olması. Hatta şu eşitsizlikleri çözerken lütfen renkli kalem falan da kullanın. Tamam? Renkli kalem de kullanın. Ya hocam tükenmez kalemle yanlış boyarsam bir daha ya tükenmez kalem kullanma o zaman, boya kalemi kullan. Boya kalemi kullan. Al kırtasiyeden bir tane 1 liraya 2 liraya. Boya kalemi kullan. Kırmızı kalem kullan. Bir şey kullan ama renkli olsun. Lütfen rica ediyorum. Evet. Devam. Artık sen şuradaki 3'ün kuvveti var ya x bölü 2. Sen ne yapacağını biliyorsun ona. Temizlik yapacaksın. Gitti. Ve daima burası pozitif. Tamam bir önceki soruda. Devam. Şuranın köküne 2 ve çift katlı. Niye? Mutlak değerin kökü. Burasının köküne 1 tek katlı. Şuranın köklerine eksi 1 ve artı 1. Evet. Şuranın kökü ne? Hocam buranın kökü yok çünkü pi sayısı pozitiftir. Pi sayısının herhangi bir kuvveti negatif veya sıfır yapamaz. O halde ben burayı da temizleyebilirim ve daima pozitiftir derim. Doğru dersin. Vallahi helal olsun. Şimdi köklerimiz neler? Hocam köklerimiz eksi bir en küçük olduğu için. Ben şöyle sayı doğrumu çizeyim. E, eksi bir artı bir ve 2 var. Eksi biri buraya artı biri buraya ve 2'yi de buraya yazdım hocam. Şimdi tablo bacaklarını da çizeyim hocam. En son tek katlı çift katlıları onlara dikkat ederiz. Evet. İki çift katlıydı ve pay kısmının kökü olduğu için ve eşitlik de olduğu için içini dolu yaparım ve iki tane boncuk takarım. Güzel kardeşim. Şimdi geldim bire. Hocam bir bir burada var bir de burada var. İki tane olduğu için çift katlı diyebilir miyim? Tabii ki de dersin. Saygı duyarım. Ama burada biri dahil edebilirim. Burada dahil edemem. Tabii ki dahil edemedi. Edemeyeceğin durumu alacaksın. İki tane içi boş boncuk taktım. Eksi bir hocam tek katlıydı ve paydanın kökü olduğu için de içini boş bıraktım. Bir tane de boncuk taktım. Haklısın. Neyle başlayacağım? Burası zaten pozitifti. Mutlak değerli zaten pozitif. x'in katsayısı pozitif. x karenin katsayısı pozitif. Burası zaten pozitifti. P'nin kuvvetleri yani tamamı pozitif olduğu için pozitifle başladım. Çift katlı gördüm, yine pozitif. Çift katlı gördüm, yine pozitif tek katlı gördüm negatif dedim ve benden istenen yerler negatif olan yerler demek ki benim istediğim yer işte burası olacak. Şimdi benden ne isteniyor? Eşitsizliğin çözüm aralığında bulunan en büyük iki tam sayının toplamı. Şimdi eksi birden küçük olup en büyük olanlar ne var? Bir eksi üç var bir de eksi iki var. Bunların toplamı da eksi beştir ama cevap A değildir. Değildir. Cevap nedir biliyor musun? en büyük burada eksi 2 değildir 2'dir bak burasını sağladığını lütfen defaten söylüyorum lütfen unutma bu bir çeldirici bile değildir demiştim daha öncesinde 2 sağlar arkadaşlar. Ve burada sağlayan bir diğer en büyük değer de eksi 2'dir. İkinci en büyük değer eksi, 2'dir. Bunların toplamı sorulursa da cevap sıfır olur. Yani cevabımız C şıkkında verilmiştir diyebiliriz. Aman bunlara dikkat et. Bak ara sıra ben, ben de görmüyorum. O kadar yani envai çeşit soruyla karşılaştım. Envai çeşit soru çözdüm. Envai çeşit soru yazdım. Ama hala bile hala ben bile çözerken bazen görmüyorum. Ama lütfen seni uyarıyorum. Senin için bunlar daha değerli. Ben görmezsem ne olur? En fazla bir videoda yanlış çözerim veya herhangi bir öğrencimin sorduğu soruyu yanlış çözüveririm. Benim için problem olmaz ama senin için problem olur. Niye? Sınavda eğer bunu yanlış yaparsan senin direkt puanın düşer. Direkt netin azalır. Sıralaman düşer. Bunlar çok daha değerli. Senin için daha değerli yani. Ben artık Tabiri caizse onu mu eledim? Eleyim astım arkadaşlar. Önemli olan sizsiniz. Ben değilim. Tamam. E, Tabi yanlış anlatmamak da lazım. <laughs> Geçtik 14'e gençler. 14. sorumuzdayız artık. X küp eksi 3x kare artı 2x. X kare eksi 1. 2 e, tane var ne oluyor ya? Ne oluyor? Eşitsizlik sisteminin. Ha, sistem bu. Şimdi farklı bir tarz bu. Tamam mı? En geniş çözüm kümesi. Eşitsizlik sistemi diyorsa. Biz tablomuza bu sefer hani hep tek satır yaptık ya bu sefer çift satır çizeceğiz. Şimdi şunun köklerini bir bulalım. Hocam ben bunun köklerini 3. dereceden çarpanlarına ayırmayı bilmiyorum deme. Çünkü tamamında x olduğunu görüyorsun bütün ifadelerde bütün terimlerde. x parantezini alırsan x kare eksi 3x artı 2 gelir. Sıfırdan büyük veya eşit dersen eğer. Şuranın kökü sıfırdır. Ben burayı x'e x, burayı da eksi 2, eksi 1 diye ayırırsam çarpımları 2 toplamları eksi 3 gelir. Demek ki bir köküm 1, diğer köküm de 2'dir. Bak köklerimiz 0, 1, 2. Şimdi alt tarafın köklerine baktığımız zaman bir eksi 1 bir, bir de artı 1 var. Tamam. Şimdi ben burada birbirinden farklı kökler ne görüyorum? Eksi 1 görüyorum. 0, 1 ve 2 görüyorum. Başka bir şey yok. Şimdi bunları tek tabloda çizeceğiz arkadaşlar. Bak tek tabloda. En küçük kök eksi 1'di sonra 0, sonra 1, sonra 2. Ve bu sefer ne dedim? İki tane çizeceğiz satır. Yani şu şekilde iki tane satır çizdim. Tablonun bacaklarını çiziyorum. Tablonun bacaklarını çizdim. Şuraya bir tane daha attım ve diyorum ki bak iyi dinle şimdi. İsim verelim. Şurası birinci eşitsizliğimiz olsun. Şu da iki numaralı eşitsizliğimiz olsun. Bir numaralı eşitsizlik ve iki numaralı eşitsizlik diye de isim koydum. Bir numaralı eşitsizliğin kökleri nelerdi? Hocam 0, 1 ve 2 idi. Eşitlik var mı bunlara? Var. O halde 0'ın içini doldurdum, 1'in içini doldurdum, 2'nin içini doldurdum, eksi 1 boşta bıraktım. İkinci eşitsizliğimin kökleri neydi? Eksi 1 ve artı 1 ve burada eşitsizliğin içerisinde eşitlik olmadığından ne diyorum? Eksi 1 ve artı 1'in içlerini boş bırakıyorum. Şimdi birinci eşitsizliğimizin baş kat sayısı pozitif olduğu için artı ile başlayacağım. İkinci eşitsizliğimizin de baş kat sayısı pozitif olduğu için artı ile başlayacağım. Sola doğru gidiyorum artı eksi artı eksi burası bunun için kök olmadığından buraya da eksi diyorum. Geldim buraya artıyla başladım bak burası bunun için kök olmadığı için artıyla devam ediyorum. Kök gördüm eksi eksi kök gördüm artı. Şimdi birinci eşitsizlik sıfırdan büyük veya eşit olan yerleri istediği için bir burayı taradım bir de burayı taradım. İkinci eşitsizliğim sıfırdan küçük olan yerleri istediği için şuraları taradım. Başka da bir yeri tarayamam. Şimdi İki eşitsizliğin de ortak olarak sağladığı yer neresi arkadaşlarım? İşte tam olarak şurası. Bak ikisinin de ortak olarak sağladığı bölge burası. Başka ortak boyanan bir bölge yok. O halde benim eşitsizliğimin çözüm kümesi burasıdır diyeceğim. Ve burada da sıfırdan kapalı. Bak burada birden kapalı ama bu e, ikinci eşitsizliğimiz biri alamadığı için içi boş gördüğün üzere alamadığı için ne diyeceğim? Sıfırdan kapalı birden açık olan aralık benim çözüm kümem çözüm kümemdir diyeceğim. Dolayısıyla bunu işaretleyeceğim. Yani cevabımız C şıkkı olacaktı diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Ve sevgili arkadaşlar, artık buradaki sütunu da bitirdik. 15. soru için sağ üst taraftayız. Geçiyoruz hemen ve yine bir grafikli eşitsizlik sorusu. Dikkatli bir şekilde dinliyorsun beni, aç algılarını tamam mı güzel kardeşim? f(x) fonksiyonunun grafiğini vermiş. Ve az önceki grafikle eşitsizlik sorusunda çözdüğümüz gibi fx ile bu sefer az önce x'i çarpmıştı. Şimdi x kare eksi 9'u çarpıyoruz. Burada çift katlı kök muhabbetleri falan gelebilir ama dikkat. x kare eksi 9'un hemen köklerini buluyorsun. Nelerdir bunun kökleri? Birisi eksi 3'tür öteki de artı 3'tür. fx'in köklerine bakıyorum şimdi. fx'in kökleri x eksenini kestiği veya değdiği noktalardır. x eksenini burada eksi 3'te kesmiş. Burada 1'de kesmiş. Burada 2 de kesmiş ama dikkat et. Bir de aslında kesmiyor. Bir de teğet oluyor. Kestiği yerlerde bunu sakın unutma. Bunu sakın unutma. Bak hocam. Sakın unutma. Yaz bunu. X eksenini kestiği yerler yani X ekseninin delip karşıya geçtiği yerler tek katlı köklerdir. X eksenine deyip kaçtığı yerler veya yukarıdan deyip kaçtığı yerler yani teğet olduğu yerler çift katlıdır. Bunu sakın unutma. Delip geçtiği yerler tek katlı. Deyip kaçtığı yerler çift katlı olacak. Bundan kaynaklı karşımızda artık burada ben birin teğet olduğunu biliyorum ya bir noktasına teğet olduğunu biliyorum. O zaman bir çift katlıdır. Güzel. Şimdi hocam bir de tabii şöyle bir durum var. Eksi 3 burada bir tane vardı bir tane daha geldi. O zaman bu da mı çift katlı? Evet bu da çift katlı. Hangi birbirinden farklı köklerimiz oluştu? Eksi 3, 1, 2 ve 3. Başka da orta, başka bir kök yok. O halde ben hemen şuraya sığdırabilirim aslında. Bir tane şöyle tablo çizeceğim. Bu tablonun üzerine eksi 3'ü yazdım. En küçük. Ee, başka ne var? 1 var. 2 var ve 3 var. Umarım başka unutmamışımdır. Yok. Ee, daha sonrasında tablonun bacaklarını çiziyorum arkadaşlar. Tablo bacaklarını çizdikten sonra neyle başlayacağım? Hocam x kare eksi 9'un baş kat bakıyorsun. Pozitif. fx de sonsuza doğru giderken fx durmadan artmaya devam ettiği için fx'in baş sayısı da pozitiftir diyeceğim. Pozitifle pozitifin çarpımı pozitiftir. Demek ki ben burada artıyla başlayacağım ama boncukları takmayı unuttuk. Hadi bir de boncuk takalım. Eksi 3'ten 2 tane olduğu için çift katlıdır dedim ve burada eşitlik olduğu için içlerini dolduracağım. Hepsinin içi dolu olacak. Çünkü rasyonel bir ifade değil bu. Payda mayda yok yani. Hepsinin içi dolu olacak. 1'e çift katlı kök demiştim onu da doldurdum. 2 tek katlı köktü bir tane koydum ve doldurdum. 3 tek katlı köktü ve bir tane de buraya koyduk. Şimdi artıyla başladım. Tek katlı eksi, tek katlı artı, çift katlı artı, çift katlı artı. Benden istenen yer sıfırdan küçük veya eşit olan yer olduğu için ben sadece şurayı tarayacağım. Tamam mı? Sadece burayı taradım. Ve benden istenen şey bu eşitsizliği sağlayan kaç farklı x tam sayı değeri vardır? Yani şurada mı? Neler var? 2 var. Bir de 3 var. Başka var mı? Bu aralıkta başka yok. Ama diğer aralıkları da kontrol etmende fayda var. Çünkü sen eksi 3'ü ve 1'i boştan yere boyamadın. Biz orayı boşuna mı boyadık? Hayır tabii ki de. Yani bir eksi 3'ümüz varmış sağlayan bir de 1 varmış. O halde bunların toplamı pardon kaç farklı x tam sayı değeri vardır diye sorulmuştu. 4 tane bulduk cevabımız c şıkkı olacaktı dedik. Ve geçtim 16'ya bu da bir grafik eşitsizlik sorusu. Dikkatli dinlemende fayda var. ÖSYM grafik eşitsizlik sorularına bayılıyor. Ha, bayılıyor. Hani böyle bayılıyor ya değil bak. Bayılıyor. Tamam mı? Yani çok seviyorlar. Yani her sene neredeyse karşımıza çıkabiliyor. O yüzden dikkatli olacağım be güzel kardeşim. Tamam Klasik Eşitsizlik çözümlerini çok iyi bileceksin. Oralara hakim olacaksın. Grafiktiler zaten daha basit. Çünkü ne çarpanları ayırma var. Ne işte efendim x parantezini alma var. Direkt köklerini bulabiliyorsun zaten. O yüzden çok daha kolay. İyi dinle. Şimdi geldim şuraya. x kare eksi 4x. Bak grafiği grafiği boş verdim. Sen de aynen soruları çözerken sınavda bu şekilde davran. Grafiğimi sonra bakarsın x parantezinde x eksi 4 yazar mıyım ben burayı? Evet o zaman buranın kökü ne olur? 0. Buranın kökü ne olur hocam? 4. 0 ve 4 benim köklerim. Şimdi geldim fx'imin köklerine. fx'im benim neredesin? Aha da burada pembe grafik fx'miş. Hangi kökleri var? Bir eksi 4 de kesmiş burayı. Bir de artı 2 de kesmiş. Güzel. Eksi 4 ve artı 2 fx'in kökleri. Bir de gx var burada. gx'in de köklerini bulalım. gx mavi fonksiyon bak burada bir kökü eksi -4, diğer kökü de 1. Şimdi hangi köklerimiz oluştu? 0 var, 4 var, eksi -4 var, 1 var, 2 var. Başka yok. O halde ben hemen şuraya bir tane tablo çizeyim. Tamam mı? Şuraya çizeriz tablomuzu. En küçük kök burada eksi -4'tür. Sonra 0'dır. Sonra 1'dir, sonra 2'dir, sonra 4'tür. Başka da kök yok arkadaşlar. Tamam? Bunlara bir tane bacak taktım şöyle. Bacaklar önemli arkadaşlar. Buraya bacakları taktık. Bacaklar önemli deyince aklıma Messi'nin bacağı geldi. Bilmem kaç milyon euroya sigortalatmıştı ya. Neyse. Şimdi neyle başlayacağım? Hocam x kare... Ha, dur boncukları takalım. Dur dur. Bekle. Şimdi bu, burada... Eksi 4'ten iki tane var. Eksi 4 çift katlı. Zaten eşitlikte olmadığı için eşitsizlik sembolünün ifadesinin içerisinde hiçbirine eşit koymayacağım. Ama eksi 4 çift katlı olduğu için şurayı bir şöyle önce ifade edelim. Bu 1. Başka çift katlı var mı? Yok. Hepsi tek katlı. O zaman şöyle 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 yaptım ben burayı. Neyle başlayacağım? x karenin katsayısı pozitif. f(x) sonsuzda artan olduğu için pozitif. g(x) sonsuzda azalan olduğu için negatif. Artı kere artı, artı artı eksiye böldüm eksi geldi. Eksiyle başlayacağım. Sonra artı, sonra eksi, sonra artı, sonra eksi, sonra eksi. Çift katlı kök var burada değil mi? Eksi diyorum artı yazıyorum. Eksi Neresi istenmiş hocam benden? Sıfırdan küçük olan yerler. Yani bir şurası isteniyor. Bir şurası isteniyor. Bir şurası isteniyor. Bir de şurası isteniyor. Başka var mı? Yok. Güzel. Ne demişti? Bu eşitsizliği sağlamayan x tam sayı değerlerinin toplamı. Sağlamayan diyormuşlar. He, tamam. Yani şurada, şurada bunları istiyor. Sağlamayan sıfır var hocam. Sıfır var. Bir var. 2 var. Bak şurada. Buradaki 2 sağlamıyor. 3 de var bak bu aralıkta. Unutma. 4 de sağlamıyor. Tamam. Bunların toplamı ne haber? 10. Bitti mi? Bitmedi. Eksi 4'ün sağladığından emin misin? İçi boş çizmiştik değil mi? Ulan tersten sordu da bu sefer yanılttı ya değil mi? Yanılanlar. Sizlere söylüyorum. Arkadaşlarım tabii şimdi yanılabilirsiniz. Üzülmeyin. Şu an üzülmeyin. Sınavda yanılırsanız bu sizi çok üzer. Şimdi üzülün o yüzden. Tamam şimdi üzülün. Ama bunları gördükçe tekrar 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 göstereceğim ben size. Bunları gördükçe arkadaşlarım lütfen uyanık olmayı, kurnaz olmayı aklınızın bir kenarında bunlar bunların durması gerektiğini lütfen anlayın. Şimdi o zaman sağlamayan bir de x4 varmış. Tamam şimdi bunların toplamı tabii ki 6 yapar. Az önce 10 x4 daha gelirse 6 yapar. Cevap da B şık olur arkadaşlarım. Sayfaya uzaktan bakma zamanı gelmiştir artık. Evet çok güzel sorulardı. Çok da keyif veriyor. Ee, şu an çözerken neredeyse hiç ama hiç sıkılmadım. Ee, Parabolü çözerken biraz sıkkınlık gelmişti çünkü hastaydım o videoyu çekerken. Ama şu an hastalığım falan da iyi gayet güzel tertemiz mis gibi. Burnum burnum akmıyor. Boğazım boğazım öyle akıntı makıntı yok. Muhteşem yani. Hani şu an keyifle çözüyorum bu soruları. 16 tanesini çözdük. Geriye kaldı 24 tane arkadaşlarım ve artık. Sondan 24. soru için 17. sorumuzdayız. Bakalım sorumuza neler diyor. Aşağıda fx 2 ve g x artı 1 fonksiyonlarını. Oo, oh. oo. Ya eşitsizlik yetmiyormuş gibi şimdi öteleme öteleme mi yapacağız? Yapacağız, yapacağız güzel kardeşim ama eğlenceli ve eğlenceli bak iyi dinle. Dikkat etmemiz gereken yerler fx 2'yi vermiş unutmayalım bunu çizelim. G artı 1'i vermiş hemen çizelim unutmayalım. Ama burada fx ve gx soruluyor. Hmm. Ya ben şunu hemen bir aradan çıkarayım hocam o kolay. Bunların kökü sıfır. Doğru mu? Doğru. Sıkıntı yok. Şimdi fx'in köklerine bakacağım. Şimdi fx-2 ve fx arasında şöyle bir muhabbet var. fx-2 eğer buysa fx için içeriye 2 eklemem lazım. İçeriye 2 ekleniyorsa ben 2 birim bu grafiği sol tarafa kaydırmam lazım. Sana göre sol şu taraf oluyor. Sen şu tarafa kaydırman lazım. Tamam. E, o zaman... 2 birim bu tarafa kayarsa bir köküm 2 idi ya artık köküm 0 olur. 2 birim sol tarafa kayarsa eksi 1 idi ya eksi 3 olur. Yani benim köklerim 0 ve eksi 3 oldu. Yani benim artık kaydırdıktan sonraki grafiğimin şekli çok özür dileyerekten şöyle bir şey olur. Tamam sol tarafa kaydırdım. Niye soldu unutma. X eksi 2'yi x yapabilmek için içeri 2 eklemem lazım. İçeri 2 ekleniyorsa 2 birim sola kayar sağ değil. Güzel. Şimdi o zaman benim köklerim neler olmuş oldu hocam? Kısaca eksi 3 ve 0 mı oldu? Tamam. Şimdi devam. Gx artı 1. Bunu gx yapmak için içeriden 1 çıkarmam lazım. İçeriden 1 çıkarıyorsam fonksiyonun grafiği bir birim bu sefer sağ tarafa kayar. Güzel. Benim köklerim eksi 3 ve 2 idi ya sağ tarafa kayarsa eksi 2 olur sağ tarafa kayarsa 3 olur. Eksi 2 ve 3'tür artık benim köklerim. Eksi 2 ve 3'tür. Şimdi burada hangi kökler oluştu? Bir bakalım, birlikte bakalım. Sıfırdan iki tane var. Sıfır çift katlı. Eksi üç, eksi iki, üç var. Güzel. Şimdi o zaman ben birazcık aşağı doğru indim. Şuraya tablomu sığdırırım. Şöyle yaptım. Hangi köklerimiz vardı? En küçük hangisi? Eksi üç var. Sonra ne var? Eksi iki var. Ee, sonra sıfır var. Bir de üç var. Şimdi tablonun bacaklarını takalım. Hop. Hop. Masa bacağı gibi. Buna farklı bir isim bulamıyorum ya. Bacak diyorum ben buna. Tamam. Eşitlik var mı hocam? Var. Hepsinin içi dolu ama sıfır çift kat. Önce onu. Çift katları önce bir koyun da sonra unutuyorsunuz, unutuyoruz falan. Gerek yok böyle muhabbetlere. Neyle başlayacağım? Hmm. Şimdi bunlar sadece sağ ve sola kaydı ya. O yüzden böyle kollarının yönü falan değişmedi. Bunu bir bilelim. X'in katsayısı pozitif. Fx'e bakıyorum. Fx'in kolları aşağı doğru bakıyor. Yani sonsuzda azalan bir fonksiyon. Dolayısıyla negatif. Gx'e bakıyorum. Ee, sonsuza doğru giderken arttığı için gx pozitiftir. Artı çarpı eksi çarpı artı eksi verir. Eksiyle başlayacağım. Tek katlı kök gördüm. Artı çift katlı kök gördüm. Artı tek katlı eksi tek katlı artı. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Sıfırdan büyük veya eşit olan yerler isteniyordu. Yani ben şurayı boyayacağım. Şurayı boyayacağım. Bir de şurayı boyayacağım. Başka var mı? Yok. Sağlayan x doğal sayılarının toplamı. Doğal sayı dediği için şu tarafa bakmamam lazım. Hatta eksi 2'den 0'a kadar da bakmayacağım. Şuraya da bakma. 0 var sağlayan. 1 var hocam. 2 var hocam. Bir de 3 var değil mi? 0, 1, 2, 3. Şimdi hocam burada eksi 2 ile eksi 3 de sağ... doğal sayı değil onlar. Sakın. Onlar doğal sayı değil. Doğal sayı demiş adam O zaman sadece bunlar sadece. Evet sadece bunlar. Bunların toplamı kaç yapar? Tabii ki 6. Yani cevabımız A şıkkında verilmiştir diyeceğiz gençler. Ve 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 artık devam edebiliriz 18'de. Şöyle biraz da uzaktan bakalım. Aşağıda FGH fonksiyonlarının grafikleri verilmiş. Bak çok güzel sorudur ha iyi dinle. FGH'ın grafikleri verilmiş. Buna göre F çarpı H bölü G bak sınavda çıksa şaşırmayacağım bir soru. O yüzden bu soruya gerekli önemi lütfen verin arkadaşlar. Tamam mı? Çok gerekli bir soru. Lütfen. O yüzden gerekli önemi verin. 18. sorunun kafasına bir işaret koyun. Devam. F çarpı H bölü G sıfırdan büyük veya eşit en geniş çözüm kümesi hangisidir diye soruluyor bize. Evet hadi bakalım şimdi kökleri bulacağız. F'in kökü. Kök dediğim şey neydi grafikte? X eksenini kestiği yerde. X eksenini kesiyor mu? Kesmiyor. O zaman F daima pozitif. Burayı kaldırdım. Eşitsizliklere temizlik muhabbeti. Burası daima pozitiftir. H fonksiyonuna bakıyorum. H fonksiyonu bak dikkat et sırayla da gitmemiş ha. F, G, H diye gidiyor. H fonksiyonu buradaki fonksiyondur. Köklerimiz eksi 3 var. Bir de 2 var fakat. Bak oraya dikkat. Eksi 3 x eksenini delmiş karşıya geçmiş. Yani tek katlı ama 2 delememiş. Deyip kaçmış. Dolayısıyla 2 de çift katlı ee, kök vardır. Burası çift. Gx de şu sağ üst taraftaki fonksiyon mavi fonksiyon ve eksi 3'te sadece bir tane tek katlı kökümüz var. Aman dikkat eksi 3'ten iki tane oldu o zaman eksi 3 de çift katlı artık. Güzel fx'in de kökü yoktu zaten. Lan bu ne biçim fonksiyon? Dur güzel kardeşim dur. Şöyle yapalım bak. Bir tane sayı doğrusunu çizdim. Köklerimiz neydi? Eksi 3 ve artı 2 idi. Tablonun bacaklarını taktık. Şöyle ve şöyle. Ondan sonra eşitlik olduğu için pay kısmının köklerini dahil ederim. Şimdi 2 vardı çift katlı dahil ettim. Şimdi eksi 3 de pay kısmının kökü ama eksi 3 paydanın da kökü. O zaman alamam ben bu kökü. İçlerini boş bıraktım ve çift katlı kök olduğu için ikisini de boş bıraktım. 2 tane boncuk taktım. Başka da kök yoktu. Şimdi gelelim şu artı eksi muhabbetine. Fx daima pozitifti zaten. Gx'e bakıyorsun sonsuza doğru giderken artış gösteriyor. Demek ki pozitif başka sayısı x'e bakıyorsun sonsuza doğru giderken azalarak gidiyor. Demek ki Hx'in kat sayısı negatif. Yani artı çarpı eksi bölü artıdan eksiyle başlayacağım. O halde tablomuzun şurasına eksiyi koydum. Çift katlı kök eksi. Çift katlı kök eksi. Lan bunun artı olan bir yeri yok. Ama benden de istemiş ki pozitif olan yerleri tara. Yani hiçbir yeri tarayamayacağım. Ama biz buradaki ikinin içini boştan yere mi doldurduk? Bunu sağlayan tek bir nokta varmış. O da 2'ymiş arkadaşlarım. Ve ben tek bir noktayı nasıl gösteriyordum? Küme parantezi içerisinde gösteriyordum. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı olacaktı diyebiliriz. Evet. Bu sütunu da bitirdik. Valla çok güzel. Ve şimdi sırada 19. soru var ve 19. sorumuz için şöyle biraz yaklaşalım. Başlayalım çözüme. Aşağıda f(x) fonksiyonunun grafiğini vermiş bize. Bu fonksiyon çok tarz bir sorudur. Yani yemin ederim böyle var ya hani AYT'lik bir soru tam. AYT'lik bir soru tam olmadı bu çakma oldu nasıl yapacağım şöyle yapacağım tam olarak AYT'lik bir soru arkadaşlarım şuraya şöyle logosunu da vuralım Heh. şimdi arkadaşlar iyi dinliyorsunuz bak neden iyi dinlemeniz gerektiğini aha buraya çizdim tamam çok iyi dinliyorsunuz e, e, y eksenini eksi 2'de x eksenini 1'de kesmiş. Buna göre fx bölü 2 çarpı fx eksi 1 bölü f üzeri 4 x artı 2 eşitsizliğinin çözüm aralığında bulunmayan bir de bulunmayan demiş. X tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? Hocam siz yazmadınız mı soruyu niye bulunmayan demiş diye. Şu an yani şey hani öğrenci <laughs> mantalitesiyle yaklaşıyorum ya sorulara. Ee, böyle öğrenci olsam öyle derdim yani. Bir de bulunmayan demiş hasbam. Evet gençler Burada fonksiyonlarla öteleme dönüşüm çok iyi bilirsek bu soru inanılmaz derecede kısadır. Bak bilmiyorsak şöyle yaparız. fx'i bulmaya gayret gösteririm önce. Eğimi 2 olduğu için 2x derim. Sıfırdan geçtiği için eksi 2 derim. Ki şunu bulması bile çok basitken bazı öğrenciler çok çok uğraşıyor. Eğimini buldun 2. Sıfır için eksi 2'den geçtiği için eksi gidiyorsun. Tamam mı? Bunu bulduktan sonra fx bölü 2'yi x gördüğün yere x bölü 2 yazarak elde edersin fx eksi 1'i x gördüğün yere x eksi 1 yazarak fx artı 2'yi de x gördüğün yere x artı 2 yazarak falan elde edersin. Sonra gidersin normal klasik eşitsizlik sorusu gibi çözersin ama bak ben bunlara diyorum ki hiçbirine gerek yok. Hiçbirine. Ne yapacağız? İyi dinle bak beni. fx'in kökü ne? 1. Şimdi fx bölü 2 demiş ya. f1'in bak 0 olduğunu biliyorum. Yani 1 benim için kök abi. fx bölü 2. Lan fonksiyon değişmiyor ki. f İçerisi 1 olduğu zaman hep 0 olur bu fonksiyon. E peki içeriği 0 e, içeriği 1 yapan değer ne? x eşittir 2. Bak bunun kökü 2'ymiş. İçeriği 1 yapan değer ne? 2. Bak bunun da kökü 2'ymiş. İçeriği 1 yapan değer ne? Eksi 1. Bak bunun da kökü eksi 1'miş demek. Bitti şu an olay bitti. Yalnız şöyle bir durum var. 2'den 2 iki tane olduğum için çift katlıdır. Eksi 1'den bir tane ama 4. kuvveti dediği için bu da çift katlıdır. He, o zaman hocam tablomuzu oluşturalım. Uşşt, oluşturuyorum. En küçük köküm -1 sonra 2 var zaten bir de. Üst tarafın köklerinde eşitlik olacak ona dikkat et. Alt tarafta olmayacak çünkü paydanın kökü. 2 çift katlıydı. Şöyle içini dolu çizdim. 2 tane çizdim. -1 tek kat e, çift katlıydı. Şöyle içini boş çizdim. Şimdi devam. Hocam fx fonksiyonu sonsuzda artan bir fonksiyonuydu, fonksiyondu. E bu zaten dışarıdan eksiyle falan çarpılmadığı için pozitif. Bu da öyle. Bu da öyle. Zaten dördüncü kuvvet. E demek ki artıyla başlayacağım. Artı diye devam edeceğim. Artı olacak. Şimdi benden istenen yer sıfırdan büyük veya eşit olduğu için şurayı tarayacağım. Tamam mı? Şurayı taradım. Şöyle. Ondan sonra gittim şurayı tarıyorum. Artı diyordu. Şurayı da taradım. Oraya özen gösteriyorum dikkat ettiysen. Ve bu tarafı da tarayacağım zaten. Şöyle de taradım hocam ben burayı tamam mı? Şimdi ne demişti ben benden ne istiyordu? Çözüm aralığında bulunmayan diyordu. Hepsi bulunuyor ama biri hariç. Bak şurada şöyle içi boş. Demek ki neymiş? Sadece ama sadece eksi 1 bulunmuyor. Bulunmayan iki tam sayı değerlerinin toplamı sormuştu. E sadece eksi 1 var. O zaman cevabımız da tabii ki b şıkkı olur. eksi 1. Toplamı kaçtır? Eksi 1. Tamam. Evet gençler ...çok güzel bir AYT tarzı soruydu. E, lütfen rica ediyorum. E, arada sırada böyle söylüyorum. Bak bunlar sınavda karşınıza çıkabilir falan diye... ...bu sorulara lütfen ekstra önem gösterin. 20. soru. İyi dinliyorsun yine. FX fonksiyonunun ben sana grafiğini verdim diyor. Eee? FX'in köklerinin ne olduğunu biliyoruz. Bak birisi eksi 3 öteki de 5 değil mi? Şimdi hemen geldim şuradaki eşitsizliğe. Bunların kökleri eksi 6 ve artı 6'dır. Şimdi bu FX dikkat et... Ama burası f x eksi 1 ona da dikkat et. Yani içeriden 1 mi çıkarmış? İçeriden 1 çıkardıysa ben bu fonksiyonun grafiğini bir birim sağa kaydırmam gerekiyor. Şimdi benim köklerim eksi 3 ve 5'ti tamam eyvallah. Ama bir birim sağa kaydırırsam eksi 2 ve 6'dan geçer artık bu fonksiyon. Ve tipi de şu şekilde olur. Hoop, bu şekilde olur. Tamam mı? Şimdi o zaman benim alt paydadaki köklerim nelermiş? Eksi 2'ymiş bir de 6'ymış. Hocam dikkat et bak hocam. 6'dan 2 tane. Evet çift katlı. Ben zaten dikkat ettim. Senin de dikkat etmeni sevindim açıkçası. Şimdi sayı doğru mu çizdim abi? Sayı doğrusunu çizdim. Köklerimiz neler? En küçük eksi 6 var. Sonra eksi 2 var. Sonra bir de 6 var. Başka kök mök yok zaten. Bacakları çizdik. Hop çizdim. Şöyle. Şimdi şu boncukları bir takalım. 6 çift katlıydı. Üst tarafın köklerin içleri dolu. Şu şekilde dolu olacak. 6 da üst tarafın ama 6 alt tarafında kökü olduğu için çift katlı ve içini boş çiziyorum. Eksi 2 alt tarafın kökü olduğu için bir tane boncuk taktım ve içini boşalttım. Daha sonrasında neyle başlayacağım? X karenin katsayısı pozitifti. F'in kat bakıyorum. Sonsuzda artan olduğu için bu da artı. Artı bölü artı artı. Güzel beni uğraştırmadı. Artı çift katlı artı tek katlı eksi tek katlı artı dedim. Benden istenen yer sıfırdan büyük veya eşit olan yerler olduğu için bir şurası isteniyor hocam. Bir burası isteniyor bir de bunun devamı isteniyor. Tamam güzel ama ne demiş sağlamayan sağlamayanlarda şu yeşille gösterdiğim yerler değil mi? Şimdi bak dikkatli ol e, tam sayı değerlerinin çarpımı sorulmuştu bana. Burada sağlamayan ne var? Hocam şuradaki eksi 5 sağlamıyor. Onun yanındaki eksi 4 de sağlamıyor. Eksi 3 de sağlamıyor. Onun yanındaki eksi 2 de sağlamıyor ama şurada eksi 1 falan sağlıyor. E güzel bir de sevgili arkadaşlarım şuradaki 6 mı sağlamıyor? Bak içini boş bırakmışız. Demek ki bunların çarpımı sorulmuş. Ben bunları çarparsam eksi kere eksi artı yapar. Eksi kere eksi artı yapar. 6, 5, 4, 3, 2. E yanına bir de 1 eklesen zaten bu 6 faktöriyel olmaz mı? Olur. İşte çarpımı neymiş? 6 faktöriyelmiş. 1'i eklesen de olur, eklemesen de olur. Burada 6'dan 2'ye kadar olan sayıların ya da 2'den 6'ya kadar olan sayıların çarpımının 6 faktöriyel olduğunu bilmemiz bizim için önemli. 20. soruyu çözdük ya. Bu ne demek oluyor biliyor musun? Şimdi bir şeyi 40 kere söylersen oluyor ya. 20 kere söyledik o zaman yarısı oldu arkadaşlar. Tamam? Şimdi bu e, testin içerisindeki 40 soruluk testin içerisindeki e, nacizane e, nadir hangi kelime olur? Nadir. Nadir yeni nesil sorulardan bir tanesi ama o kadar da yeni nesil değil. İyice bir okuyoruz sorumuzu, dikkatli oluyoruz. Aşağıdaki şekilde bir marketteki bazı patates türlerinden kaç kilogram alındığını gösteren barkodlu etiketler verilmiş. Dökme patates, tatlı patates. Bu tatlı patates çok pahalı. Özellikle bu bebeklere falan ek gıdaya yeni geçtiğinde veriyoruz. Biri biliyorsunuz Zeynep e, küçük olduğu için bütün bunları yaşadık. Bunun kilosu 90 lira falan şu an tatlı patatesin. Bir kilo. Zaten bir tanesi bir kilo geliyor onun da. Neyse tatlı patates, sarı bamba patates ve Lady Rosetta patates. Evet böyle patates sürüleri var arkadaşlar. Google'a yazınca çıktı patates sürüleri deyince. Ve gençler dökme patates 2 kilo, sarı bamba B kilo, tatlı patates A kilo ve Lady Rosetta patates de 3 kilo yazıyor etiketlerde. Yukarıdaki etiketlerden dökme ve tatlı patates etiketleri Emine'ye, sarı bamba ve Lady Rosetta patatesleri de Yüksel'e aittir. Şimdi Emine dökme patatesle tatlı patates almış, Yüksel de sarı bamba patatesle Lady Rosetta patates almış. Şimdi Emine toplam kaç kilo almış o zaman? A artı 2 kilo almış. Ee, Yüksel de B artı 3 kilo patates almış toplamda. Bu marketten başka ürün almayan Emine ve Yüksel'in aldıkları ürünlerin ağırlıkları toplamı birbirine eşit. Yani şunlar birbirine eşitmiş. Ve ikisi de x'miş. X'e eşitmiş. Aa tamam güzel. A ve B gerçel sayılar olmak üzere A kere B 2'den küçük olduğuna göre x sayısının değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor bana. Şimdi hocam A artı 2'nin A artı 2'nin x'e eşit olduğunu ve B artı 2'nin de B artı 3'ün de x'e eşit olması gerektiğini biliyoruz. E bu durumda ben şunu söyleyebilirim. A x eksi 2'dir. E bu durumda B de x eksi 3'tür diyebilir miyim? Artı 2 ve x, artı 3'ü karşıya postalarsam. Değil mi? Bunları yazabiliriz. Şimdi A gördüğüm yere o zaman ben x eksi 2 yazarım. Ve B gördüğüm yere de x eksi 3 yazarım. Bunların çarpımı da 2'den küçük müymüş? Aha al sana eşitsizlik. Şimdi bunları bir içeri dağıtalım. Birbiri üzerine. X kare eksi 5x artı 6 yapar. Küçüktür 2 dedim. Burada x kare eksi 5x artı 2'yi sol tarafa postalarsam artı 4 gelir ve küçüktür 0 diyebilir miyim derim. Sonra mı hocam? Sonra şunu yapıyorsun bak. Ben burayı x'e x burayı da eksi 4'e eksi 1 diye parçalayabilirim. O halde köklerim 1 ve 2'dir. Ve bunları sayı doğrusu 1 ve 4'tür. 1 ve 4'tür. Bunları da sayı doğrusu üzerinde gösterecek olursam şu şekilde bacaklarını çizdim. Ve boncuklarını takacağım. Küçüktür dediği için içleri boş olacak. Ne ile başlayacağım? X karenin kat sayısıyla yani artı ile başlayacağım. Artı, eksi, artı dedim. Ve benden hangi bölge istenmişti? Sıfırdan küçük olan yerler yani şurası mı istenmiş? 1 ile 4 açık aralığı. O halde cevabımız A mıdır? Hemen zıplamıyoruz tabii ki. Yeni nesil sorularında böyle cilveleri oluyor. Neden? Çünkü ben burada bir tatlı patates aldığını biliyorum Emine'nin. Veyahut sarı bamba patates aldığını biliyorum yükselin. Yani burada x 2 ve x 3 bak bir tanesi a bir tanesi b kiloydu. A kilo b kilo. Bunlar sıfırdan büyük olmalı. Yani x 2 de x eksi 3 de sıfırdan büyük olmalı. Yani x 2'den büyük veya veyahut x 3'den büyük olacak. Tabi 3'ten büyük olan her x 2'den de zaten otomatikman büyük olduğuna göre ben bu kısmı alacağım. Yani x'lerin 3'ten daha büyük olması gerektiğini biliyorum. E 3 nerede hocam? 3 burada. X'ler 3'ten büyük olacaksa e ben 4'ten de küçük olması gerektiğini söylemiştim. Aslında benim çözüm kümem 3 ile 4 açık aralığı olmalıymış arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız da A değil, C şıkkı olacaktı. Tamam mı güzel kardeşim? Bak ne kadar tatlı minnoş bir çözüm oldu. Yapılamaz mı çok rahat yapılır yani hani aşırı rahat bir şekilde yaparsın ama dediğim gibi işte burada işin cilvesi yani hani bu da yani şuradaki alınan ürünlerin kilogramlarının negatif de olmaması gerekiyor. Sen şimdi burada ikisi örnek veriyorum hani birin sağında seçtin ya mesela bir buçuk seçtin e bir buçuk seçsen hocam ne olur bir buçuktan iki çıkardın e emine gitmiş demek ki tatlı patatesten eksi yarım kilo almış böyle bir şey olabilir mi olamaz. E demek ki bizim ne, ol, ne yapmamız gerekiyormuş? Buradaki A'nın ve B'nin de sıfırdan büyük olmaları gerektiğini düşünmemiz gerekiyormuş. Bir zahmet. Evet. 22. soru. 2 bölü x eksi 1 küçük veya eşit eksi 1 bölü x artı 5 eşitsizliğinin en geniş çözüm aralığı hangisidir diye soruluyor. Biz bu tarz sorularda ne yapıyorduk? Hemen bir tarafını boş bırakıyorduk eşitsizliğin. Yani bunu alıp bu tarafa fırlatalım lütfen. 2 bölü x eksi 1 eksi var diye bak burada onu artı yapalım. Artı 1 bölü x artı 5. Ne diyeceğim? Sıfırdan küçük veya eşit diyeceğim. Sonra mı? Şurayı x artı 5 ile genişletelim. Burayı da x eksi 1 ile genişletelim lütfen. Üst tarafı çarparsam 2x artı 10 gelir. Yan tarafı yani şurayı çarparsam artı x eksi 1 gelir. Paydalar zaten eşit olacağı için hiç payda mayda yazmadım. Şimdi yazacağım x eksi 1 ile. Bunları da paydaları yazarken çarparak yazmayın tamam mı? Çünkü zaten çarpanlarına ayrılmış hali bizim ihtiyacımız olduğu için küçük veya eşittir sıfır dedim. Şimdi üst tarafı biraz düzenlemek istiyorum. 2x'e x ekledim 3x yaptı. Ondan 1'i çıkardım artı 9 geldi. Bölü alt kısımda x eksi 1 ile x artı 5'in çarpımı mevcut. Şimdi üst tarafın kökü ne? Bu sıfırdan küçük veya eşit olacak. Üst tarafın kökü eksi 3 şuranın kökü 1 buranın kökü de eksi 5. Hemen bir tane sayı doğrusu çizdim. Ve bu sayı doğrusunda bunları sıralayacağım. En küçük eksi 5 burada sonra eksi 3 ve sonra 1. Tablonun bacaklarını taktık. Bacakları taktıktan sonra pay kısmının kökleri kökü neydi? Eksi 3. Ve eşitlik olduğu için eksi 3'ün için kapalı olacak, dolu olacak. Eksi 5 ile 1 paydanın kökleri olduğu için içleri boş kalacak. Neyle başlamam gerekiyor hocam? Bak 3 pozitif, buradaki 1 pozitif, buradaki 1 de pozitif. Demek ki pozitifle başlayacağım. Negatif, pozitif, negatif diyeceğim. Benden istenen yer neresi hocam? Sıfırdan küçük olan yerler. Yani bir şurası, bir burası, bir de burası. Başka var mı? Yok. Şimdi burasını nasıl ifade ederim ben? Eksi sonsuzdan, eksi sonsuzdan, eksi 5'e gelene kadar, eksi 5 dahil mi? Değil. Birleşim, eksi 3 dahil, Eksi 3 dahil olduğu için köşeli parantez. Nereye kadar? 1'e kadar. 1 dahil mi? Hayır. O halde benim çözüm kümem işte bu olacak. Eksi sonsuzdan eksi 5'e kadar birleşim. Eksi 3'ten kapalı. 1'den açık. Yani cevabımız D şıkkı olacaktı diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Ve gençler. Ve gençler. Devam ediyoruz. Bir diğer sorumuzla 23 ile. Dik koordinat düzleminde tanım kümeleri gerçel sayılar olan fgh fonksiyonlarının grafiği şekildeki gibi verilmiş. Bak f mavi, g pembe, h da yeşil. Buna göre x'ler eksi 3 ile 3 kapalı aralığında olmak üzere fx ile gx'in çarpımı 0'dan küçük ve gx ile hx'in çarpımı 0'dan büyük eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi hangisidir? Şimdi bu daha önce çıkmış bir sorunun benzeri belki bir tık daha zoru dolayısıyla benzer bir soru olduğu için çıkmış soruya dikkatli bir şekilde çözmemizde fayda görüyorum ben. Şimdi ben bu soruyu şuraya çözerim. Bu bir eşitsizlik sistemiydi lütfen unutma. Dolayısıyla eşitsizlik sistemi olduğu için ben bunlardan iki tane şöyle satır oluşturacağım. Şuraya da şöyle çekeceğim. Diyeceğim ki şuna bir buna iki numaralı eşitsizlik diyeceğim. Bir numaralı eşitsizliği buraya iki numaralı eşitsizliği de buraya çözeceğim. Daha sonrasında iyi dinle F çarpı G demiş. F'in kökleri eksi 1 ve artı 1. Burası eksi 1. Burası artı 1. G'nin kökleri G pembe fonksiyondu. Eksi 3 ve artı 3'tür. Şimdi sıralayalım. Eksi 1 pardon en küçük eksi 3. Sonra eksi 1. Sonra artı 1 ve sonra 3. Bunları sıraladım. Yalnız şöyle bir durum var. Diğerlerinin köklerini de bulalım. Yani ikinci eşitsizliğin köklerini de bulalım. Bu da Gx'in kökü. Gx dediğim fonksiyon pembeydi. Eksi 3 ile artı 3. Haşik istediğim fonksiyonun da tek bir tane kökü var. O da sıfır. Demek ki ben sıfırı da buraya iliştirmem gerekiyor. Hemen şunları şöyle silelim. Şunu da birazcık sol tarafa kaydıralım. Şöyle. Hatta şöyle yaparsam. Sanki tablo kendinden renkliymiş gibi görünür. He he he. Eksi 1, 0, 1 ve 3 dedim. Bunları da bacaklarımı takalım artık şöyle. Tamam. Şimdi beni iyi dinle bak. Ne kadar düzenli olursan o kadar ne olursun başarılı olursun. Birinci eşitsizliğin kökleri eksi 1, 1, eksi 3 ve 3'tü. Eşitlik yok. Bak sadece küçüktür demiş. Demek ki ben burada eksi 3'ü, 3'ü, eksi 1'i ve 1'i boncuk takacağım. Bir katlı köklerde, tek katlı köklerdi ve içleri boş olacak. İkinci eşitsizliğimizin kökleri de yine eksi 3 ve artı 3 var. Bir de bu sefer burada sıfırımız mevcut. Şimdi geldim buraya. Fx dediğim pozitiftir. Neden? Çünkü sonsuzda artıyor. Diğer ikisi sonsuzda gördüğün gibi azalıyor. Demek ki e, G ile H negatif. G negatif de unutmayalım. Artı kere eksi, eksi yapar. Birinci eşitsizlik eksiyle başlar. Eksi kere eksi, artı yapar. İkinci eşitsizlik artı ile başlar. Eksi, artı, eksi, eksi, artı, eksi derim. Artı, eksi, eksi, artı, artı, eksi derim. Şimdi... Birinci eşitsizlikte sıfırdan küçük olan yerler isteniyor. Yani şurası ve şurası isteniyor. Ve en sağdaki yer isteniyor. Şurası. Tamam. İkinci eşitsizliğimizde ise pozitif olan yerler isteniyor. Yani şurası isteniyor. Ve sevgili arkadaşlarım şurası isteniyor diyebilirim. Benden istenen şey ne? Sistemin çözüm kümesi neresidir? İkisinde de taradığım yerler neresi? Bak bir şurası bir de burası. Başka var mı? İki tane taralı olan sütunda yok. Demek ki benim çözüm kümem Eksi 1'den 0'a kadar olan açık aralık bak şurası. Ve 3'ten açık sonsuza kadar olan birleşim 3'ten sonsuza kadar olan aralık benim çözüm kümemdir. Bu da bana nerede verilmiş biliyor musun? D şıkkında taş gibi verilmiş. Tamam bak. Düzenli olursan çözüyorsun. E biraz vakit alıyor doğal olarak ama ayete sınavında çıkıyor zaten bunlar. Özellikle sayısallar ve eşit ağırlıklar, sayısallar fen kısmını, eşit ağırlıklar edebiyat kısmını çok hızlı çözebiliyor zaten. Ve matematik soruları için ortalama olarak iki buçuk dakika zaman kalıyor. İki buçuk dakika içerisinde çok rahat halledebileceğin sorular da var. Yetiştiremeyeceğin sorular da var ama ortalamasını aldığın zaman çok rahat yetişiyor. Merak etme. Yeter ki düzenli ol. E, görevine sadık kal. Heyecan yapma. Stres yapma. Adım adım ilerlediğin zaman, yani sen şu soruyu doğru yaptığın zaman ne kadar mutlu olursun onu düşün. Tamam mı? Devam. 24. 24. sorumuzda biraz yaklaşalım ya şöyle. Değil mi? Soru küçük zaten. Şöyle yapalım. Ne diyor? K bir tam sayı olmak üzere x artı k ile 6 eksi 4 x'in çarpımı sıfırdan büyük eşitsizliğini sağlayan yalnızca 3 tane x tam sayısı bulunmakta. Buna benzer bir tane daha çözmüştük. Orada sağlamayan diyordu. Burada sağlayan diyoruz. Yalnızca 3 adet x tam sayısı bulunmakta. Buna göre k'nın alabileceği değerlerin toplamı soruluyor. Şimdi öncelikle şuranın kökü nedir hocam? eksi k. Diğer soruya da böyle başlamıştık dikkat ettiysen. Şuranın kökü nedir peki? 6 eksi 4 x'i sen 0'a eşit dersen 4 x eşittir 6 olur. x eşittir 3 bölü 2 olur. Yani 1,5. Değil mi? Şimdi bak. Burada eksi k mı küçük? 1,5 mu küçük ya da büyük bilmiyoruz. Dolayısıyla iki ihtimal söz konusu. İki ihtimal için iki tane şöyle tablo çizelim. Bu iki tane tabloda iki tane kökümüz olduğu için iki tane bacak attım buraya. Ve bu iki bacağı da neler yazacağım biliyor musun? Bak 1 diyeceğim. Eksi k bir buçuktan daha küçük olabilir. Veya bir buçuk eksi k'dan daha küçük olabilir. Sonuçta k negatif olabilir. Değil mi? Pekala. Şimdi bu e, sevgili arkadaşlarım. Ben bunun tablosunu oluşturacak olursam. Sıfırdan büyük dediği için içleri boş olacak. İçleri boş. Ve. Ve. Bak burası artı. Burası eksi olduğu için artı kere eksi eksiyle başlarız. Eksi artı eksi eksi artı eksi derim. Benden istediği yer pozitif olduğu için demek ki benim çözüm kümem burası ve burasıymış. Şimdi ne diyor? Sağlayan sadece 3 tane eksi tam sayısı var. Şimdi 1,5'dan önce hangi tam sayı var? 1. Bundan önce 0. Bundan önce eksi 1 var. O zaman eksi k dediğim şey k'da bir tam sayısı eğer. Eksi k dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Eksi 2'dir. Bak sağlayan 3 tane var. Böylelikle eksi k ilk olarak sağlamayan değer eksi 2'dir. Yani k burada kaçtır? 2. k'nın alabileceği değerler toplamı diyordu bir tanesi 2. O cepte. Şimdi geldim buraya. 1.5'tan büyük 2 var. Sonra 3 var. Sonra 4 var. Demek ki eksi k eşittir 5 olabilir. k da buradan eksi 5'in ta kendisi gelir. k'nın alabileceği değerleri bulduk. Bir tanesi 2. Öteki de eksi 5. Bunların toplamı sorulmuş. O halde doğru cevap eksi 3'ün ta kendisidir deriz. Ve 24. sorumuzun cevabına da c dedik gençler. Sayfamıza şöyle uzaktan bir bakalım. Bir önceki sayfaya uzaktan bakmamıştık diye hatırlıyorum. Şöyle uzaktan bakalım. Umarım sayfalarım bu şekilde derli topludur, güzeldir, nizamidir. Bu benim için çok değerli. 100 kere de olsa, 100 kere de söyleyeceğim. Lütfen sen de eğer söylemem işe yarıyorsa ne mutlu. Lütfen sen de aynı bu şekilde düzenli yazmaya gayret göster güzel kardeşim. Düzenli olmazsan kafanın içi de düzenli olmaz. Konuyu çok iyi bilsen bile düzenli yaz. Tamam yani hata yapma olasılığını ciddi anlamda etkiliyor. Düzenli yazıp yazmamak. 25. sorumuzdayız ve şimdi başlayalım çözüme. Yukarıda verilen eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi AB açık aralığında olduğuna göre B eksi A farkı kaçtır diye soruluyor. He. Basitmiş be. Ne yapacağız? Şunun kökü 0. Şuranın kökü 3. Buranın kökü eksi 1 bölü 2. Buranın kökü 1. Hepsi birbirinden farklı. Muhteşem. Çift katlı falan yok. Çizdik hocam tabloyu. Sayı doğrusunu. En küçük burada hangisi? Eksi 1 bölü 2. Sonra hangisi? Sıfır. Bir sonra sıfır var. Bir de sonra 3 var. Hemen tablonun bacaklarını çizdim. Çizdik 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 tamam. Şimdi boncuk takacağız. Eşittik ikisinde de olmadığı için hepsinin içi boş ve tek katlı. Hop 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 hop. Neyle başlayacağım? Burası artı, burası eksi olduğu için eksi. Şimdi ha dur, sistemdi bu. Özür diliyorum, özür diliyorum, özür diliyorum. Sistem. Uşt, uşt, tamam. Elimiz alışmış tabi. Şöyle çizdik. Şuna birinci, şuna ikinci eşitsizlik dersek, birinci eşitsizlik, ikinci eşitsizlik. Birinci eşitsizliğin kökleri sıfır ve 3'tü İçleri boş. İkinci eşitsizliğin kökleri eksi bir bölü iki ve birdi. İçleri boş. Tamam. Şimdi birinci eşitsizlikte artı ve eksi olduğu için eksiyle başlayacağım. Eksi artı artı eksi eksi. İkinci eşitsizliğe bakıyorum. Artı ve artı olduğu için şurası pozitif olacak. Pozitifle başladım. Pozitif, negatif, negatif, pozitif dedim. Birinci eşitsizlikte sıfırdan büyük olan yerler istenmiş. Yani şurası. İkinci eşitsizlikte sıfırdan küçük olan yerler istenmiş. Yani burası. İkisinde de taradığım sütün hangisi? Şurası mı? Demek ki benim çözüm kümem 0 ile 1 açık aralıymış. E adam bana diyor ki A B açık aralıydı. E tamam güzel demek ki A 0'mış B de 1'miş. B eksi A sorulmuş. 1'den 0'ı çıkar cevap 1 olsun. O halde doğru cevabımız da A şıkkında verilmiştir diyelim. 25'i de çözdük ve devam ediyoruz. 26 ile. Evet buna benzer bir soru. ÖSYM'de geçmiş yıllarda sorulmuştu arkadaşlarım. O yüzden yine algılarımızı açıyoruz. Dikkatli dinliyoruz bu soruyu. A, B, C ve D gerçel sayılar olmak üzere. A x kare artı b x artı 20 ve c x kare artı d x artı 20 birinde küçük veya eşit 0 ötekinde büyük veya eşit 0 olarak verilmiş. Eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi aşağıdaki tablo yardımıyla eksi 5 ile eksi 2 kapalı aralığı bulunuyor denmiş. Şimdi ortak çözüm aralığı da şurası verilmiş bak eksi 5 ile eksi 2. A artı b bölü c artı d oranı kaçtır? A, b, c, d dediği yerler neresi? A, b, c ve d ama şu ikisinin toplamının şu ikisinin toplamına oranı soruluyor bana. Ne güzel şimdi düşünelim. Hocam ee, bunun hangisine bir, hangisine 2 dediğini ciddi anlamda bilmiyoruz, ciddi anlamda bilmiyoruz. Ama şunu biliyorum, bir tane eşitsizliğimin kökleri eksi ile eksi ikiymiş, diğer eşitsizliğimin kökleri de 1 ve dörtmüş. Bunu çok iyi biliyorum. Şimdi eğer ki, eğer ki şu mesela eksi ile eksi iki olan kökler kökler. Eksi 5 kere eksi 2'den 10'u verir mi bana? Yani kökler çarpımımız neymiş? 10. Kökler çarpımı 10 oluyorsa eğer ilk ihtimal aklıma şu gelir. Bak gerçel sayılar demiş ama olsun. İlk ihtimal aklıma şu gelir. Kökler çarpımı olsa burası 20 ise A2 olabilir. Eğer ki ben bunun kökleri eksi 5 ile eksi 2 olsun diye kabul ediyorsam bunun kökler toplamı eksi 7'dir. Kökler toplamı da eksi B bölü A'dan geliyordu. Eksi B bölü 2 eşittir eksi 7 ise eksiler gider de 14 olur. Bak burası da 14. Eğer ki benim köklerim 1 ve 4 ise eğer ikincisinde. 1 kere 4 4 yapar. Kökler çarpımı 12 bölü C. Eğer 4 ise C 3'tür. Kökler toplamı eksi B bölü 3 eşittir. Toplarsam bunları 5 gelir. Demek ki b de burada eksi 15 gelecektir. Yani D özür dilerim. Yani buradaki B dediğim şey aslında buranın D'si. Yani burası da eksi 15 gelecek. E şimdi düşünelim A artı B 2'ye 14 ekledim 16 C artı D 3 ile eksi 15 topladım eksi 12 4'e böldüm 4 4'e böldüm eksi 3 4 bölü eksi 3 yani eksi 4 bölü 3 bana cevabı verir Var mı cevaplar var Yani olmaya, olmasaydı olur muydu hocam olmayabilirdi Gerçel sayı gelebilirdi tamam mı Ama oradan bulduğun cevap şıklarda olmayacaktı bu sefer Şanslıyız ki ilk denememizde bu şekilde bulduk ve cevabı da eksi 4 bölü 3 olarak işaretledik gençler. Tamam. Devam ediyorum 27. sorumla çok ama çok iyi dinliyorsun beni. fx x kare eksi 2 x'miş. fx eksi 4'ün fx artı 4'e oranı sıfırdan büyük veya eşit eşitsizliğini sağlamayan bak sağlamayan buraya dikkat altında çizmişim en büyük tam ile en küçük tam sayının toplamını sormuşum. Şimdi hocam ben bu fx'in köklerini bulsam. Yani normalde hani fx'i biliyorsam fx x4 lazımsa x gördüğüm yere x eksi 4 yazarım sonra bir de x artı 4 yazarım iki fonksiyonu da bulurum ya gerek yok. Şunu yapacaksın. Bunu x parantezinde x eksi 2 diye yazıp sıfıra eşitlersen fx'in bir kökü sıfırken diğer kökü 2 olur. Bu 1. Hocam fx eksi 4'ü nasıl buluyordum ben? Grafiği yani fx'i 4 birim sağa kaydırıyordum. Eğer ki bunun kökleri fx'in kökleri 0 ve 2 ise fx 4'ün kökleri 4 birim sağ tarafta olur. Yani bunun kökleri 0'a 4 ekledim 4, 2'ye 4 ekledim 6. Alt tarafın kökleri de x artı 4 demiş ya fx artı 4. 4 birim sola kaydırılmıştır. Yani ben buradaki 0 ve 2'yi 4'er birim sola kaydırırsam bir köküm eksi 4 diğer köküm de eksi 2 olmak zorunda. Çok güzel. Şimdi madem öyle artık sayı doğrusunu çizip üzerine eksi 4, eksi 2, 4 ve 6'yı yerleştirebilirim. Ve kök tablom için bacaklarını çizdim tablonun. Şimdi hocam burada fx eksi 4'ün kökleri 4 ve 6 ve eşitlik vardı ya burada rasyonel ifadede. Demek ki 4 ile 6'nın içleri dolu olacak. Ama eksi 4 ile eksi 2'nin içleri boş olacak çünkü paydanın kökleri bunlar. Paydayı sıfır yapmasını istiyoruz. Peki hocam neyle başlayacağız? Ya güzel kardeşim fx'in baş katsayısı pozitif mi? O zaman hiç sıkıntı yok. Ben bu fonksiyonu sadece sağa sola kaydırdığım için hala bunun da başka sayısı, bunun da başka sayısı pozitiftir. Pozitif böyle pozitiften pozitifle başlarsın. Kök gördün, eksi artı eksi artı dersin. Neresi isteniyor? Sıfırdan büyük olan yerler mi? Yani bir şurası isteniyor, bir şurası isteniyor, bir de burası isteniyor. Şimdi benden istenen şey ne? Sağlamayan diyor. Yani şuradaki ve şuradakinden bahsediyor en büyük tam sayı değeri. Sağlamayan en büyük tam sayı değerimiz burada sevgili arkadaşlarım 6 değildir ama bak şuradaki 5 sağlamıyor. Sağlamayan aralıklardan bir tanesi bu ya. En büyük tam sayı değeri 5'miş. En küçük tam sayı değeri de sağlamayanlar arasında bak burada eksi 4 sağlamıyor. Bu aralıkta sağlamıyordu çünkü. Sağlamayan en küçük de eksi 4'müş. İşte bunların toplamı sorulmuş. 5 ile eksi 4'ün toplamı 5 şıkkındaki birden başkası değildir gençler. 27'ini de çözdük ve artık neredeyiz? 28'deyiz arkadaşlarım. Ve 28 için yanlış oldu şöyle yapacağız. Heh. x kare artı ax artı a artı 4. Denkleminin kökleri x1 ve x2 imiş. x1 kare artı x2 kare 0'dan küçük veya 16'dan küçük veya işte eşitsizliği sağlandığına göre a'nın alabileceği tam sayı değerlerini toplamı Şimdi denklemle eşitsizlik birleşimi bir soru. O yüzden çok iyi dinliyorsun. Kazanımlar bir araya gelecek burada. X kare artı AX artı A artı 4 demiş. Eşit 0. Benim denklemim bu. Peki ben denklemlerdeki bilgilerimi tazeleyeyim hemen. X1 kare artı X2 kareyi nasıl elde edebilirim? Hocam bunu şu şekilde yapabilirim. X1 artı X2'nin karesinden 2 tane X1 çarpı X2'yi çıkarınca Elimde benim x1 kare artı x2 kare kalıyordu. Doğru mu? Doğru. Şurası bana neyi verir? x1 artı x2 kökler toplamını. Şurası bana neyi verir? Kökler çarpımını. x1 artı x2'yi kökler toplamını eksi b bölü a ile mi buluyordum? Evet. Buradaki b a olduğu için eksi b bölü a bana eksi a bölü 1'i yani eksi a'yı verir. Bunun karesinden 2 çarpı kökler çarpımı da C bölü A formülüyle bulunuyordu. Buradaki C A artı 4'tür. A da 1'dir. Demek ki ben burayı A artı 4'te çarpacağım. Ve diyeceğim ki işte bu x1 kare artı x2 kareye eşitse artık ben buna küçük veya eşittir 16 yazarım. Şimdi eksi a'nın karesi nedir? Hocam a karedir. Eksi 2'yi içeri dağıt. Eksi 2a eksi 8. 16'yı da bu tarafa gönder. Eksi 16 sıfırdan küçük veya eşit oldu mu? Oldu. Şimdi geldim buraya. A'nın karesi düzenliyorum ifadeyi. Eksi 2A. Eksi 8 eksi 16 daha eksi 24 yapacaktır. Küçük veya eşit 0 dedim. Çarpanlarına ayrılır mı? Ayrılır. Mis. A'ya A. Eksi 6'ya artı 4 derim. Çarpımları eksi 24 toplamları eksi 2'yi verir bana. Demek ki benim buradaki köklerim neymiş? Eksi 4 ve 6'ymış. Hemen tablonu çizersin hocam. Şu şekilde tabloyu çizdik. Bacaklarını taktık tablonun. Neyle başlayacağım? A karenin baş katsayısı olan artıyla artı eksi artı dedim. Bunlar tek katlı ve içleri dolu olan köklerdir. Sebep çünkü tek katlı olduğunu zaten biliyoruz da eşitlik olduğu için içlerini doldururum. Ve benden negatif olan yer bölge istendiği için ben eksi olan bölgeyi tararım. Şimdi benden ne istenmiş? A'nın alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı. Burada hangi tam sayılar var? Eksi 4'ten 6'ya kadar. Eksi 4 ve 6 dahil tamam. E şimdi düşünelim. Eksi 4 nokta 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 artı 4'e kadar geldim. Buradakilerin hepsi bana zaten 0'ı verdi toplamları. Bir 5'imiz bir de 6'mız var. Bunların da toplamı neyi verir bana? 11'in ta kendisini. 0 ile 11'in toplamı da 11 yapar. O halde doğru cevabımız da D şıkkında verilmiş diyebiliriz gönül rahatlığıyla. 28'i de çözdük. Şöyle sayfamıza uzaktan bir bakalım. Gayet tertemiz, düzenli ve gaza geldikten sonra, motive olduktan sonra geçelim 29. sorumuza. Şimdi bir k sayısı vermiş bize. 3 artı 4 sinüs 6x. Oo, neler oluyor dur. R bölü 2. Sinüs minüs girdi işin içine ya gençler. Neyse devam edelim. K kare artı 4k eksi 12 de sıfırdan küçük eşitsizliği veriliyor. K'nın en geniş çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi. Şimdi. Arkadaşlar bu aslına bakarsanız bir eşitsizlik sistemi denilebilir buna. Bak Sistem diyorum. E şimdi bir tane eşitsizlik var hocam. Öteki nerede? Ötekini kendimiz bulacağız. İşte bu yüzden kazanımı yüksek sorular diyoruz ya. İşte bundan kaynaklı anladınız değil mi dediğimi? Şimdi hocam sinüsün içi ne olursa olsun ister 6x olsun ister 80x olsun hiç fark etmez. Sinüs daima eksi 1 ile 1 aralığındadır. Şimdi eksi 1 küçük veya eşittir. Sinüs 6x o da küçük veya eşittir 1 derim değil mi ben buna? Tamam Şimdi bunu 4 ile çarparsam eğer eksi 4 küçük veya eşittir 4 çarpı sinüs 6x o da küçük veya eşittir 4 yapar. 3 eklersek eğer eksi 1 küçük veya eşittir 3 artı 4 çarpı sinüs 6x o da küçük veya eşittir 3 ekledim 7 oldu. Şimdi bu kesrin pay kısmı eksi 1 ile 7 aralığındayken eğer ben bunu 2'ye bölersem eksi 1 bölü 2 ile K olur artık burası 2'ye böldüğüm takdirde. 7 bölü 2 aralığında olmak zorundadır bu K. Şimdi gel bir de K'yı bize şurası buldursun. Tamam bir de burası buldursun bakalım. Ben bunu K ya K diye burayı da artı 6 ya eksi 2 diye açarsam çarpam, çarpımları eksi 12 toplamları artı 6 olur. O halde bunun kökleri eksi 6 ve artı 2'dir. Bunun için bir tablo çizecek olursam. Tablonun bacaklarını çizdim. Neyle başlayacağım? Artıyla. Boncuklar hocam ikisinin de içi boş olacak. Artı eksi artı dedim. Benden istenen yer sıfırdan küçük olan yerdi. Yani şurası isteniyor derim. E şimdi güzel hocam bak. Eksi 6 küçüktür k. O da küçüktür 2 oldu. Şimdi bir tanesi diyor ki. K'lar eksi 6 ile 2 aralığında. Öteki de diyor ki bana. Öteki de Hayır diyor. Eksi 1 bölü 2 ile 7 bölü 2 aralığında diyor. Şimdi ikisini de sağlayan k değerlerini bulmam lazım. Yani bu aralıkları benim kesiştirmem lazım. Aralıkları kesiştiriyorsan iyi dinle. istersen gerekirse not al. Bu aralıklar kesişirken alt sınırların büyüğü yani eksi 1 bölü 2. Üst sınırların küçüğü bak bu 3.5 buçuk bu 2. Üst sınırlarında küçüğü yani 2. Demek ki benim k'larım neredeymiş? Eksi 1 bölü 2'den kapalı 2'den açık olan aralıktaymış. Eksi 1 bölü 2'den kapalı 2'den açık olan aralık bana cevabı verir. Doğru cevap D şıkkıdır deriz. Evet gençler 29'da bitirdik artık 30. sorumuzu çözeceğiz ve diyeceğiz ki %75'ini bitirdik diyeceğiz. Devam. F fonksiyonunun grafiği bana verilmiş. E diyor ki bak daha öncesinde buna benzer çözdük. İstersen videoyu durdur şimdi kendin çözmeye çalış. Çok ama çok kıymetli. İyi dinliyorsun. x kare eksi 4x. Hocam ben bunu x parantezine alırsam eğer x eksi 4 gelir burası. Şunun kökü 0'dır. Bunun kökü 4'tür. 0 ile 4 buranın kökleri. fx'in kökleri ne peki? Hocam x eksenini kestiği yerlerdir. Alıştık artık biz bunlara. Bir tanesi eksi 7'dir. Öteki de 3'tür ama eksi 7'de kesmiş, karşıya zıplamış, geçebilmiş, x eksenini delmiş, geçmiş. Ama 3'te teğet olmuş. Demek ki bu 3 çift katlı köktür. Söylemiştik TS çift katlıdır. Eğer karşıya geçebildiyse tek katlıdır. Şimdi o zaman artık ne zamanı? Tablo zamanı. Sayı doğrumu gösterdim. Bu sayı doğrusunda en küçük kök eksi 7'dir. Sonra hocam 0'dır. Sonra 3 var. Bir de 4 var hocam. Tablonun bacaklarını çizdim. Şöyle 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 attık bacakları. Tamam mı? Şimdi canım hocam iyi dinle. 3 çift katlıydı ve tek düze bir fonksiyon olduğu için yani rasyonel falan olmadığı için eşitlik de var. Demek ki hepsinin içi dolu ama 3 çift katlı, 0 tek katlı, 4 tek katlı ve eksi 7 tek katlı köklerdir. Neyle başlayacağım? Hocam x karenin katsayısına baktım pozitif fx fonksiyonuna baktım sonsuzda artan demek ki bu da pozitif. Pozitifle pozitifin çarpımı pozitiftir o halde pozitifle başlayacağım güzel. Artı tek katlı kök gördüm eksi çift katlı eksi tek katlı artı tek katlı eksi güzel. Şimdi nereyi istiyor hocam sıfırdan küçük olan yerleri yani bir şurayı istiyor bir burayı istiyor bir de burayı istiyor. Başka istediği bir yer yok. Eşitsizliğini sağlayan x doğal sayılarının toplamı sorulmuş. Doğal sayılar eksi 7'nin sol tarafında olamazlar tabii ki de. Nerededirler hocam? Şuradan başlar doğal sayılar. Demek ki buradaki doğal sayılar hangi dediymiş? Sıfırdan dörde kadar olan doğal sayıların tamamı bunu sağlar. 0, 1, 2, 3 ve 4. Bunların toplamı da bana 10'u verir. Demek ki cevabımız da 10 olacakmış arkadaşlar. Yani cevap B şıkkında verilmiş diyeceğiz. Böylelikle sayfamızın sol tarafını bitirdik. Ve sevgili arkadaşlarım 31. sorumuza doğru geçtik. Şimdi bu soru ÖSYM tarafından daha önce daha basit versiyonları denenmiş. İlk defa bu kadar komplike bir şekilde karşımıza çıkıyor. Halledebilir miyiz? Rahat olun. Rahat olun. Hallederiz. Daha önceki 30 tanesini nasıl hallettiysek bunu da böyle halledeceğiz. Şimdi iyi dinle beni. Aşağıda F, G ve H fonksiyonlarının grafikleri analitik düzlemde gösterilmiş. Fonksiyon grafiklerinin ve eksenleri ayırdığı tüm bölgelerde numaralandırılmıştır. Buna göre y küçüktür fx, y büyüktür gx ve y küçüktür hx eşitsizlik sisteminin çözüm kümesini ifade eden bölgedeki sayıların toplamı kaçtır diye soruluyor. Şimdi güzel kardeşim beni iyi dinliyorsun. Burada renkler birbirine karıştığı takdirde rengi değişecek renkler seçtim şimdi ben senin için. Diyor ki bak y fx'ten küçüktür diyor. Yani fx'in alt tarafını tarayacaksın diyor. fx burada hangileri? Mavi. Mavi'nin altında kalan her yeri tarıyorum. Bak, şuradan itibaren mavi'nin altında kalan yerler, Aha da bak şuralardır. Buranın tamamını ben tarayacağım şimdi, tamam mı? Şu şekilde gösterdim ve taramaya başladım. Taradım hocam. Çok eğlenceli, boyama kitabı gibi boyuyoruz. Tabii sınavda e, renkli kalem sana vermeyecekler, güzel kardeşim. Sen bunları siyah kaleminle tek bir kalemle boyamaya göstermeye çalışacaksın lütfen onu yaparken dikkatli ol tamam mı? bak bunu bile düşünüyorum senin iyiliğin için bunu yaparken lütfen dikkat et. Şimdi ben buraları şöyle iyice boyayım 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 açıkta hiçbir sayı kalmasın güzel. Burayı boyadık hocam şimdi diyor ki y büyüktür gx yani gx'in üstünde kalan yeri bak küçüktür dediği zaman altında kalan. Büyüktür dediği zaman y büyüktür gx diyorsa gx'in üst tarafını tarayacağım. gx hangisiydi? Şurada pembeyle gösterilen. Bu pembenin üst tarafını tarayacak olursam demek ki bak buraları tarayacağım. Şu şekilde buraların tamamını taramamız lazım. Çünkü arkadaşlarım g daha büyük yerler diyorduk. Bak buraların tamamını şu şekilde tarayacağım şimdi ben. Taradım 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 taradım. Şöyle göstereyim. Bayağı da bir taradık ya. Tamam. Keşke biraz daha kalınlaştırsaydım kalemimi. Vallahi şöyle bak omzum titriyor gördünüz mü? Bak 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 bak. bak o kadar hırslı taradım yani. Neyse. Şimdi burayı da yaptık. Tamam. Şimdi hocam biraz şöyle gri bir renk alalım. Tamam mı? Şunu alalım. Ve diyor ki hx y küçüktür hx. Yani h'ın altında kalanları tara diyor. Şimdi bak şurayı ben tam olarak tarayamamışım. Şurayı da şöyle tarayalım da sarı kalmasın orada. Heh. Tamam. Şimdi nereyi tarıyorduk? H'ın altında kalanlar. H şuradaki yeşil grafiktir ve bunun alt tarafını tararsam eğer ben şu şekilde olacaktır. Şöyle şuraların tamamını taradık arkadaşlar. Ah. Göstereyim sana. Hatta burada biraz kalınlaştıralım artık ya. Şöyle tarayalım arkadaşlar. Tamam bak mis gibi oldu. Şimdi bak sarıyla maviyi tarayınca yeşil çıkmıştı ya ortaya. Ama siz şuradaki renk tonunu görüyorsunuz değil mi? Bak burası açık yeşil oldu. Şurası açık yeşil. Burası koyu yeşil oldu. Üçünün de tarandığı yer koyu yeşildir. Ve biz koyu yeşil olan renkleri toplayacağız. Sayıları toplayacağız şimdi. Ne var burada? 17 var. Başka 10 var. Topla 27. 4 daha 31 yapar. Başka da sevgili arkadaşlarım koyu yeşil olan bir bölge olmadığı için 17, 10 ve 4'ün toplamı 31'dir. Bu da bize cevap olarak neyi verir? C şıkkını verir. Hayırlı uğurlu olsun. Cevabımız C şıkkıydı dedik. Bu arada bu sorunun cevabı hakkında bir e, kafa karışıklığına mahal vermek istemiyorum. Evet, Cymiş doğruymuş, doğru boyamışız. Çünkü boyama işi olunca, matematik olsa kendime güvendirdim de, boyama işi olunca bir güvenemedim arkadaşlar. Gerçi resim, resim yeteneğim de yüksektir ama iyidir. Neyse devam. 32. soru. Ne demiş? F fonksiyonunun grafiği dik koordinat düzleminde gösterilmiş sisteminde gösterilmiş. Buna göre, f bileşke fiksin sıfırdan büyük olduğu eşitsizliğin çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Ne yapacağız? Şimdi f fonksiyonunu e, parçalı tanımlı biçimde yazacağız mı? Yani öyle yapacaksak eğer aşırı derecede uzun bir soru. Bunun bir kısa yolunu İsmail Hoca bulur mu? Bence bulur. Yani niye bulmasın ki? Bence bulması lazım. Şimdi bulmaya çalışalım o zaman. Gelin beraber bulalım ama her şeyi de bana yıkmayın canım. Beraber bulalım. Şu f bileşke fx demek ne demek? f'in içine fx yaz demek değil mi? Şu şekilde ve bunun sıfırdan büyük olmasını istiyor. Şimdi ben şuradaki fx'i düşüneceğim. Dışarıdaki fx'i düşüneceğim. Bu f'in sıfırdan büyük olduğu yerler nereler? Ee, bir kere f fonksiyonu sıfırdan büyükse x ekseninin üstündedir değil mi? Şimdi x ekseninin üstünde olduğu yerler bak şuralardır. Şurası ve şurasıdır. Ve burada ben f fonksiyonu için iç tarafa bak iç tarafa eksi 3 eksi 3'ten 4'e kadar olan sayıları yazarsam eğer f'in sonucu sıfırdan büyük gelir diyorum. Sonuçta bak eksi 3'ü yazdım sıfır geldi bunu kabul etmiyorum. Eksi 3'ün bu tarafını yazdım pozitif 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 nereye kadar 4'e kadar. Tamam güzel. Şimdi bu kısım anlaşıldı diye umuyorum. Ümit ediyorum. Ee, ben x'leri yani f'in içini şurayı eksi 3'ten 4'e kadar eksi 3'ten 4'e kadar yazdığım takdirde f'in sonucu pozitif oluyor. Güzel. Şimdi buradaki f'in sonucu da eksi 3 ile 4 aralığında mı olmak zorunda? Evet. Şimdi o zaman biliyorsun fx'in sonucu eksi 3 ile 4 aralığı fx'in sonucu y ekseni olduğu için ben hocam y eksenini şöyle birazcık uzatacağım. Fonksiyonumu da şuradan tutup biraz uzatacağım. Burayı da buradan tutup biraz uzatacağım. Eksi 3'ü gösterebilmek için tüm şeyimiz bu. Şimdi eksi 3 şurası olsun. 4 de şurası mı hocam? Şimdi benim fonksiyonumun görüntüsünün bak görüntüden bahsediyorum. Eksi 3'ten 4'e kadar olması gerekiyor. Aynı f fonksiyonundan bahsediyorum. Eksi 3'ten 4'e kadar olması gerekiyor. Şimdi eksi 3 olabilmesi için şuradaki benim sayılarımı bulmam gerekiyor. Tamam buradaki x'leri bulacağım ya şimdi ben. Eksi 3'ten 4'e kadar çıkması için şurada, şurasıyla şu arasında görüntüler oluşturmak istiyorum ben. Peki bu görüntüleri oluşturabilmek için hangi x'lere ihtiyacım var? x eksenimi de uzattım. İşte şuradaki x var ya onu bulmam gerekiyor. Bir de şuradaki x var ya onu bulmam gerekiyor. Hocam şimdi düşünelim. Şurada bir kelebek görüyorsun bak. Şuradaki kelebeği görüyorsun diye düşünüyorum. Buradaki kelebekte şurası kaç birim? 3 mü? Aynen öyle hocam. Şurası 3 birim. E tamam. Tamam. E, şuraya bakıyorsun. Eksi 3 olduğu için burası da 3 birim. Demek ki şurasıyla şurası eşit olacak. Yani burası 1 bir birimse burası da 1 bir birimdir. Yani burası eksi 4'tür. Bu cepte. Şimdi geldim buraya. Şurası 3 birim mi? Evet. Burası 3 birim mi? Evet. O zaman burası 1 bir birimse burası da 1 bir birimdir. Yani burası da 5 midir? Evet. Yani benim bu fonksiyonumun karşılığının, görüntüsünün eksi 3 olabilmesi için Eksi 4 veya 5 yazmam lazım. Diğerleri için de bak. Eksi 3'ten biraz büyüğünü seçtim. Eksi 4'ün bu tarafı geldi. Bu, biraz bu tarafını seçtim. Burası geldi. Biraz burayı seçtim burası. burayı seçtim. burası. Burayı seçtim. Burası. Burayı seçtim. Zaten şurası geldi. Bak seçtim. Hepsi de zaten istediğim aralıkta bana görüntüler veriyor. Eksi 4'te 5 aralığını veriyor. E tamam demek ki benim artık şuraya fx'in cevapları eksi 3 ile 4 aralığında olacaksa buradaki x'in cevapları ne, ile ne arasında olmak gerekiyormuş? Eksi 4'te 5 açık aralığında olması gerekiyormuş. Niye açık? Çünkü eksi 3'e eşit olamıyordu ya. Eksi 3'e eşit olamıyorsa hop eksi 4'e de eşit olamaz. Eksi 3'e eşit olamıyorsa 5'e de eşit olamaz. Bundan kaynaklı. Eksi 4'te 5 açık aralığı bana cevabı verir güzel kardeşim. Ne bileşke fonksiyonla uğraştım adam akıllı. Ne fonksiyonu yazdım parçalı tanımlı biçimde. Valla mis gibi de çözdüm. Tamam. Güzel. 32'yi çözdük. Şimdi ne yapıyoruz peki hocam şimdi 33'e doğru geçiyoruz buradaki sorular ciddi anlamda ee, nasıl diyeyim çok özgün olsun diye yazdığım sorular arkadaşlar. Yani ciddi derecede farklı bir kaynakta karşınızda göremeyeceğiniz ve sınavda karşınıza çıkma ihtimali de yüksek olan sorular aşağıda dik koordinat sisteminde dik köşesi 7'ye 7 koordinatına konumlandırılmış ikizkenar dik üçgen gösterilmiş bak Burası dik köşesi e, ikiz kenar dik üçgense Demek ki Burası 2 iki kök 2 ise Burası da 2 iki kök 2'dir 2 i̇ki kök 2'nin kök 2 katı da 4'tür Demek ki Burası da 4'müş Tamam şurası da 2 kök 2 devam BC x eksenine paraleldir yani şurasıyla şurası paralelmiş arkadaşlar AB 2 kök 2 olduğuna göre sarıya boyalı bölgeyi ifade eden eşitsizlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir şimdi bu dikse e, ve ikiz kenar dik üçgense demek ki burası 45 derecelik açı yapıyor arkadaşlarım. Şu kısım 45 derecelik açı yapıyor. E, ve 7'ye 7'den de geçtiği için burası ben eğer şunu şöyle uzatırsam orijinden geçmek zorundadır diyorum artık. Yani şöyle gösterelim. Orijinden geçen y eşittir x doğrusunun üzerindedir burası. Aynı şekilde bunu da bu şekilde çizersem eğer x ekseninde uzattığım tamam mı? Burası da böyle oldu. Şimdi nereden geçtiklerine bakacağız. Bir kere hocam şurası şöyle indirirsem 7'ye 7 olduğu için burası 7'dir. Şurası da 7'dir zaten. Tamam bak burası 7 burası da 7. Şimdi 7 için 7'den geçiyordu. Ben şuraya y eşittir x dedim. Bunun eğimi kaç? 1. Şurası dikti. Dikti. O halde eğimler çarpımı eksi 1'dir. Bunun eğimi 1 demek ki şunun eğimi eksi 1 olacak. Yani ben şunun denklemini y eşittir eksi x diye başlayacağım. Eğim çarpı x Tamam güzel. Şimdi şurası kaç olur? Hocam şurası 7 birimse burası da 7 birimdir. Yani burası 14 olmak zorundadır. Yani ben x gördüğüm yere 14'ü yazınca cevap 0 oluyorsa eksi 14 demek ki artı 14 gerekiyor. Bu da y eşittir eksi x artı 14 doğrusuymuş. Bir de bir de çok iyi dinle burayı lütfen. Şurası kaç birimdir? 2. Çünkü burası da 2. 2, 2, 2, 2, 2 oldu değil mi? Tamam burası 2 birim. Şurası da 2 birim Bana orası lazımdı. Şurası, bak şurası 2 birim. E buranın tamamı 7 birimdi. O zaman ben 7'den 2'yi çıkarırsam burası 5 birimdir. Yani ben şunu şu şekilde uzattığım takdirde bu da y eşittir 5 doğrusuymuş diyebilirim. Şimdi hocam sakin oluyoruz. 1. Y eşittir x'in alt tarafını boyamışız. Bak bu taraf. Alt tarafını boyamışız. Demek ki y küçük veya eşittir x olacak. Niye eşitlik var? Çünkü... Bunların içleri dolu bak. Kesikli noktalarla göstermemiş. Böyle tıp, tıp 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 yapmamış. Tamam. Kesiksiz çizgiyle gösterdiği zaman eşitlik oluyor. Bu bir. İki. Eksi x artı 14'ün de alt tarafı. O zaman y küçük veya eşittir. Eksi x artı 14 derim. 3. Y eşittir 5'in üst tarafı. Yani y 5'ten büyük veya eşittir derim. Şıklarımıza bakacağız artık. Şimdi y 5'ten küçük demiş. Bu elendi. Ee, geri kalanı y5'ten büyük. Y küçük veya eşit x'ti. Hepsinde öyle mi? Vallahi hepsinde öyle. Eleyemedim. Y küçük veya eşittir eksi x artı 14'tü. Burada y büyük veya eşittir x artı 14 demiş gitti. Y küçük veya eşittir eksi x eksi 14 demiş bu da gitti. Y küçük veya eşittir eksi x artı 14 cevap D. Burada y küçük veya eşittir x artı 14 demiş E de bu da gitti. Cevabımız D şıkkı olacakmış. Güzel soruydu kaliteli soruydu. Devam edelim 34 De. K bir gerçel sayı olmak üzere X artı 3 büyük veya eşittir K eşitsizliği ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Yine çıkmış bir sorunun yandan yemiş versiyonu arkadaşlarım o yüzden tamam. dikkat ediyoruz. Abi bu tarz bir soru çıkmış mı hocam ya gerçekten vallahi çıkmış. Vallahi çıkmış o yüzden dikkat dikkat et tamam mı? Hani enseyi de karartma ya sınavda çok zorlayacaklar falan deme yani bak çıkmış soru. Hem de TYT ayt zamanında yani YKS kısmında 2018'den sonra çıkmış bir soru x eşittir 2 bu eşitsizliği sağlıyor muymuş? Sağlıyor. O zaman ben x gördüğüm yere 2'yi yazarım. 5 büyük veya eşit k olur cepte. x eşittir eksi 1 bu eşitsizliği sağlamıyor. Eksi 1 yerine yazdım. Eksi 1'e 3 ekledim 2. Demek ki 2 3'ten e, k'dan büyük veya eşit değilmiş. E, büyük veya eşit olmayan şey nedir? Küçüktür. Yani 2 k'dan küçükmüş. E, aynı zamanda k'da 5'ten küçük veya eşitti. Al sana k'nın değer aralığı. 2'den açık ve 5'ten kapalı olan aralık bana cevabı verecektir. Doğru cevap C şıkkıdır deriz. Bu kadar easy'ydi yani. Tamam. Şimdi devam. Öğretmenin Bahar'a sorduğu soru ve Bahar'ın çözümü aşağıda verilmiş. Ahanda da bu. Öğretmen neyi sormuş? X eksi 1 küçüktür. Eksi 3 bölü x artı 1 eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz demiş. Bahar da almış eline tahtaya, e, tahtaya çıkmış kalemi almış, tebeşiri almış, bir şey almış eline. Diyor ki burada hocam adım adım çözümleri yaptım. Bahar'ın çözümünden sonra öğretmeni Bahar'a demiş ki şimdi sen eksi bir haricindeki bak şurası. Eksi bir haricindeki tüm gerçel sayılar eşitsizliği sağlar dedin ama x eşittir 2 için 1 bir eksi 1'den küçük oluyor Bahar. Onu ne yapacağız demiş. Bahardan çözümü kontrol etmesini istemiş. Bahar kaçıncı adımda hata yapmış? Demek ki Bahar'ın çözümü hatalı arkadaşlar. Şimdi adım adım bakalım. Bahar ne yapmış? X artı 1'i almış şunla çarpmış. Küçüktür eksi 3 demiş. Sonra bununla bunu çarpınca e, X eksi 1 ile X artı 1'i çarpınca X kare eksi 1 gelir. Küçüktür eksi 3 ise eksi 3'ü bu tarafa atar. X kare artı 2 küçüktür 0 der. Burada da bir sıkıntı yok gibi. Delta'yı bulmuş eksi 8. Delta'mız gerçekten öyle mi? B'miz 0 olduğu için 0'ın karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 2'den gerçekten eksi 8 geliyor. Eksi 8 0'dan küçük ve kök yok demiş. Kök yoksa x kare artı 2 daima pozitiftir demiş. Paydada x artı 1 olduğundan x 1'den farklıdır demiş. Şurası. Böylelikle çözüm kümesi tüm reel sayılar sağlar ama eksi 1 paydada paydayı 0 yaptığı için o sağlamaz demiş. Onu çıkarmış. Gayet mantıklı görünmüyor mu? Görünüyor. Hata nerede? Ben sana hatanın nerede olduğunu hemen dile getiriyorum güzel kardeşim. Hata daha sorunun başında. Hani derler ya balık baştan kokar diye. İşte arkadaşlarım hatamız da başta. x eksi 1 ile x artı 1'in çarpımı eksi 3'ten küçüktür diyerek hata yapmıştır. Çünkü ben sana e, bu e, videoda sadece 87672 defa şunu söyledim. Lan bunu bununla çarpma işte çarpma. Neden çarpıyorsun çarpmayacaksın. Bahara da aynısını söylüyorum. Baharlar bunları, bunları çarpmayın arkadaşlar. Bakın ne yapmamız gerekiyordu? Bu ifadenin tamamını alıp bu tarafa gönderip çözüm yapmamız gerekiyordu. Yoksa hocanın dediği gibi sıkıntılar ortaya çıkar. Mesela eksi 1 haricindeki tüm gerçel sayılar eşitsizliği sağlar dedin. Evet ama x'e 2 verirsem ki 2 burayı sağlayan bir değerdir. 2'yi verirsem 2'den 1 çıktı. 1 eksi 3 bölü 3. 1 eksi 1'den küçük geldi işte bak sağlamadı gördün mü olmuyor. Demek ki benim bununla bunu çarpmam falan eşitsizliklerde hikayeymiş öyle bir şey yapamayız. Yani bu neden yapamıyoruz? Örnek veriyorum abi x artı 1 negatiftir. Sen bunu alıp bu tarafa atarsan aslına bakarsan negatifle çarpmış oldun. Eşitsizliğin falan yön değiştirme ihtimali var. E onlar nereye gitti? Yok. İşte buna dikkat edeceğiz tamam mı? Evet birinci adım hatalı dedik. bir işaret dedik. Devam ediyoruz gençler. bir hatalı olduğu için ötekileri zaten bakmaya bile lüzum yok. 36. Artık son 5 sorumuz. Yaşasın. Mutlak değer A. Büyüktür. A ve B sıfırdan büyük olmak üzere. Şimdi A'nın mutlak değeri A'dan büyükse bu neyi gösterir bana? A'nın negatif olduğunu. A negatifmiş gençler. Çünkü negatif sayıların mutlak değerleri kendilerinden büyüktür. Ve b de pozitifmiş. Tamam güzel sıkıntı yok. Bu eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi sorulmuş. Öncelikle adım adım hiçbir şey yapmadan bak A B demiş sayı yok mayı yok hiçbir şey yok ama normal çözüyorsun be kardeşim bak. Şunun köküne A. Şunun köküne B. Bunun köküne 0. Bunun kökü A. Bunun kökü B. Devam. Sadece kökler A B ve 0. Başka bir kök yok. Şimdi A'nın sıfırdan küçük B'nin sıfırdan büyük olduğunu bildiğim için sıralama A 0 B biçimindedir. Çünkü sayı doğrusunda bu negatif bu pozitif bu da zaten sıfır işareti yok. A 0 B. Sonra tablonun bacaklarını çiziyoruz. Eşitsizlik sistemi olduğu için iki tane satıra ihtiyacım var benim. O yüzden bir iki tane de satır attım. Şuraya bir tane daha ayrı bölme oluşturdum. Şu birinci eşitsizlik bu da ikinci eşitsizlik olsun dedim. Birinci eşitsizlik ikinci eşitsizliği gösterdim. Tamam buralara kadar her şey şekil şukul zaten. Şimdi birinci eşitsizliğin kökleri A, B ve 0. Ve burası küçüktür olduğu için yani eşitlik olmadığından tamamının içi boş. Geçtim 2'ye ikinci eşitsizliğin çözüm kümesinde sadece A ve B var. Dolayısıyla A'yı ve B'yi işaretledim. Onun da içi boş çünkü büyüktür demiş eşitlik yok ile başlamam gerekiyor. x'in katsayısı artı x'in katsayısı artı x'in katsayısı artı artı ile başlayacağım. Buraya baktım x'in katsayısı artı x'in katsayısı eksi eksi ile başlayacağım. Şimdi sol tarafa doğru bir yolumuza devam edelim. artı eksi artı eksi eksi artı artı eksi dedim tamam mı? Şimdi birincisinde sıfırdan küçük olan yerler istenmiş. Yani şurası şurası istenmiş, başka yok. İkincisinde de sıfırdan büyük olan yerler istenmiş yani şurası ve şurası başka var mı yok? Nerede ikisi de taranmış? ahanda burada. Demek ki benim çözüm kümem burası olacak. Yani benim çözüm kümem 0 ile B açık aralığı olacak. cevapta B şıkkı olacak diyeceğiz. Tamam. 36'yı da çözdük sayfamıza şöyle uzak. Tam bir bakalım arkadaşlarım. Aha bak ne kadar güzel çözümler yapmışız. Hele şu çözüm var ya çok güzeldi ya. Boyuyorduk falan valla. Ya düşünsene bak yaklaşık olarak 2 saat olmuş. 2 saate yaklaşmışız. İki saattir soru çözüyorum, iki saattir eşitsizlik çözüyorum. Yani aslında bakarsanız hani böyle şeymiş gibi geliyor ya bazı öğrenciler de yorum kısımlarına falan yazmışlar. Ben gördüm. Ee, hemen şöyle yapalım. <laughs> Yanlış bir şeye de bastım kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, şimdi hani hocam 40 soruda olur mu ya diye böyle kafanıza takılıyor. Sanki şeymiş gibi geliyor değil mi? Hani azmış gibi. Hani Ulan 40 tane soruyla başarabiliyoruz madem biz niye dönem başından beri 2 tane soru bankası bitirelim 3 tane soru ya zaten şöyle bir durum var ee, bu 40 soru serisi bir tekrar serisidir arkadaşlarım yani siz zaten bu aşamaya gelene kadar konularınızın tamamını işlemiş olmanız gerekiyor yoksa bu yaptığım çözümlerden hani eyvallah yine anlarsınız tamam mı hani çünkü çok açıklayıcı anlatmaya gayret gösteriyorum ama illaki anlarsınız onda bir sıkıntımız yok ama anlamayacağınız yerler de var dolayısıyla senin zaten konularını tamamlamış olman lazım işte konu eksiğinin olmaması lazım ki zaten konularını çalışırken ekstradan bir soru bankası da çözmüyor musun? Çözüyorsun. E tamam bu zaten artık cilası artık. Yani tekrar serisi diyoruz ya sırf bu yüzden zaten. Ve bu 40 tane soru da bak dikkat et 2 saate yaklaşmışız artık ve biz 40 tane soruyu çözerek bütün konunun en başından en sonuna kadar bütün konunun tüm kazanımlarını fazlasıyla zaten sana veriyorum. Şimdi sen bana söyle 40 tane soru yetmez mi gençler? Vallahi yeter de artar bile. Şimdi şimdi artık Son 4 sorumuz ve bu 4 soruyu çözeceğiz arkadaşlarım. Sonra videoyu noktalayacağız ama önce size ders ekranımı yansıtayım değil mi? Şimdi eşitsizliklerde 37. sorudayız artık ve bakalım 37. soru bize ne diyor? x kare eksi 2 çarpı mutlak x eksi 15 sıfırdan küçük. Bu eşitsizliğini sağlayan kaç tane x tam sayısı vardır diye soruluyor. Bu içerideki mutlak değer ne işe yarayacak çok merak ediyoruz. Hadi bakalım. Şimdi Hocam burada şöyle bir olay var. Burası mutlak değerli olduğu için içeriği sıfır yapan sıfır değeri benim kritik noktamdır. Kritik nokta. Şimdi sıfır benim kritik noktamsa ben bu kritik noktalarda matematiğin hangi konusunda olursa olsun ne yapmam gerekiyor? Sağına ve soluna ayrı ayrı bakmam ve özen göstermem gerekiyor bu noktaya. E şimdi kritik noktamız sıfırsa ben derim ki x sıfırdan küçükse ayrı bir çözüm yaparım. X sıfırdan büyükse ayrı bir çözüm yaparım. Şimdi velev ki x sıfırdan küçük olsun. O zaman nasıl olur? Hocam x kare x sıfırdan küçükse mutlak değer x eksi x diye dışarı çıkacağı için buraya ben eksi x'i yazarsam eksi 2 kere eksi 2 x eksi 2 kere eksi x artı 2 x yapar. 1 de 15'imiz var. Küçüktür 0 dedik. Bu bir cepte. Şimdi geçelim ikinci eşitsizliğe. X sıfırdan büyükse mutlak değer x. X diye dışarı çıkacaktır. Ve burası eksi 2x olur artık. Bundan kaynaklı da x kare eksi 2x eksi 15 küçüktür 0 derim. Şimdi hocam gel burayı çözelim. Ben burayı x'e x diye parçalarsam. Burayı da artı 5'e eksi 3 diye parçalarsam çarpımları eksi 15 toplamları artı 2 verir miyiz? O zaman benim köklerim nedir? Eksi 5 ve artı 3'tür. Bu cepte o halde hemen tablosunu hazırlayalım. Bacaklarını çizelim ve burada eşitlik olmadığı için içlerini şu şekilde boş bırakalım ve yolumuza devam edelim. Diyor ki x 0dan büyükken de bu denklemi bulacaktık. O zaman ben burayı x'e x diye parçalarım. Bu kısmı da eksi 5'e artı 3 diye parçalarsam. Çarpımları eksi 15 toplamları eksi 2. Benim köklerim neler olur? Hocam eksi 3 ve artı 5 olur bu sefer. Ve yine tablomuzu çizecek olursak bacaklarını da çizdik. İçi boş olacak çünkü eşitsizlik içerisinde eşitlik yok arkadaşlar. İçlerinde doldurmadık. Şimdi neyle başlayacağım? İkisi de pozitifle başlamış. Bak baş katsayı artı eksi artı artı eksi artı dedim. İkisinde de sıfırdan küçük olan yerler lazımdı bana. Yani burada bunu tarayacağım. Burada da bunu tarayacağım. Doğru mudur? Doğrudur. Güzel hocam bulduk işte yeter. Yetmez güzel kardeşim. Şimdi şöyle diyeceğim bak. Sıfır bu eşitsizliğin tablonun neresinde? Aha burada. Eksi 3 ile 5 arasında da şurada bir yerde. Şimdi diyor ki bak sıfırdan küçük olanlar bana lazım. Sıfırdan küçük olanlar şu tarafta. Burada da diyor ki sıfırdan büyük olanlar lazım. O da bu tarafta. Şimdi sıfırdan eksi 5'e kadar. Hocam sıfır dahil mi? Şimdi sıfır dahil miymiş bir de ona bakalım. Yaz sıfır yerine sıfır sıfır eksi 15 sıfırdan küçük mü? Küçük. O zaman dahil. Burada sıfır dahil mi? Sıfır sıfır eksi 15 sıfırdan küçük. Evet dahil o zaman. Pekala sıfırı da alacağız. Yani kaç tane eksi tam sayı değeri, değeri vardı diyor ya sıfır var. Sıfırın sol tarafında eksi 5'e gidene kadar bakacağım. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5 dahil mi? Değil. Sıfırın sağ tarafında 5'e gidene kadar bakacağım. 1, 2, 3, 4, 5 dahil mi? Değil. Kaç tane x tam sayı değeri saydık biz burada? Toplam 9 tane. Demek ki cevabımız ne olacakmış? C şıkkı olacak sevgili gençler. Evet 37'yi de çözdük. Bu kritik noktalı sorulara aman diyeyim dikkat ediyorsun. ÖSYM şimdiye kadar sadece ama sadece bir kere sormuş buna benzer. Bir daha sormayacak anlamına gelmiyor. Şimdi devam. Aşağı doğru indim arkadaşlar. Ve 38. sorumuza bakacağız. Gayet uzun olduğunu göstermek için şöyle ben sana şıkları da ifade ettim. Şimdi şuraya bir bakalım. 38. Zeynep diye bir vatandaşımız var. Benim kızım olur kendisi. Matematik dersinde öğretmeninin tahtaya yazdığı soru için kağıda aşağıda verilen çözümü yazmış. Soru bu. Ya soru yok ama çözümü burada. Zeynep'in yaptığı çözüm doğru olduğuna göre aferin Zeynep'e öğretmenin tahtaya yazdığı eşitsizlik sistemi aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş. Şimdi bizim eşitsizlik sistemimizin çözüm kümesi neresiymiş? Eksi sonsuzdan eksi 3'e kadar. Yani ikisinde de taralı olan kısım şurası ve şurası mıymış? Evet. Bir de 2'den 3'e kadar. Yani şurası ve şurası mıymış arkadaşlar? İkisinde de taralı olan yerler buralarmış. Peki. Güzel. Şimdi nasıl bakalım? Tek tek bulacağız, bulmaya çalışacağız. Şimdi A şıkkına bakalım. A şıkkında birinci eşitsizlik dediğimiz eşitsizliğe bakalım. Tamam mı? Ee, bunun kökleri 3, 2 ve eksi 2. Ama şurada 3 tane var hocam ya. O baskı hatası falan mı olmuş? Yok. Bak bu şu demek. Demek ki bu rasyonel bir ifade. İki kökü tek katlı olup pay kısmında şuradaki iki tane açık olan da demek ki payda kısmında çift katlı. Şimdi payda kısmında çift katlı bir iki kökü varsa demek ki benim paydamın içerisinde mutlaka x eksi 2'nin karesi veyahut 2 eksi x'in karesi mevcut olacak. Şimdi a şıkkına bakıyorsun paydada böyle bir şey var mı yok o zaman a'ya bir daha bakmayalım geri dönmemek üzere eledik. B'ye bakıyorum. Birinci eşitsizlikte payda bile yok. Bu da gitti. C'ye bakıyorum. Eşitsizlikte bak x eksi 2'nin karesi var. Bu olur. D'de de x eksi 2'nin karesi var. E'de x eksi 3'ün karesi var. Bu da gitti. Yani benim cevabım neymiş? Ya C ya da D. Şimdi pay kısmının köklerinde başka neler vardı? Eksi 2 ve artı 3 vardı. Yani benim çarpanlarım ne olacak? Eksi 2 diye köküm varsa x artı 2 diye. 3 diye bir köküm varsa da x eksi 3 diye çarpanlarım olacak benim pay kısmımda. Şimdi gel buralara bakalım. Bak şurada ne var? 3 diye bir köküm var. Şuraya bakıyorum. Eksi 2 ve artı 2 diye köküm var. Şuraya bakıyorum 3. Buraya bakıyorum. Eksi 2 ve artı 2 diye benim köklerim var. E hepsinde var. Bak eksi 2 şurası. Bak artı 3 burası. E bir de tabi hani paydada iki tane kökü olacak dedik x eksi 2 diye x eksi 2'nin karesi diye bir tane de burada pay kısmında x 2 olacak demiştik ya bu da onun muhabbeti. Şimdi o zaman pay şey öteki ikinci eşitsizliğe bakmamız gerekiyor çünkü buradan yemedi artık. Benim ikinci eşitsizliğimin kökleri eksi 3 ve artı, artı 2 eksi 3 ve artı 2 demek ki x artı 3 ve x eksi 2 diye çarpanın olacak ikinci eşitsizliğimin. Bakıyorum eksi 3 bakıyorum artı 2 artı 2 eksi 3 e var bu da var yani. Hatta ve hatta şuradan da devam edebilirim. İçi boş, içi boş. E buraya bakıyorum. C ve D'ye. İçi boş, içi boş. Yani zaten bu ikisi aynı mı? Aynı. Hayda. O zaman ikinci eşitsizlikten yemedi. Yine birinci eşitsizliğe bakacağız ama kaçırdığımız bir yer var demek ki. E bir bakalım. Kaçırdığımız yer neresi olabilir? C ve D'de. Birinci ve ikinci eşitsizliğin farkı ne? İkisi de küçük veya eşittir diye başlıyor. Birinde bak birinde 3 eksi x 4 eksi x kare ötekinde x eksi 3 4 eksi x kare. Hmm. Yani bir tanesi şöyle eksi şurası eksi eksi kere eksi artı burası da artı bir tanesi artı ile başlıyor. Ötekine bakıyorsun artı eksi artı olduğu için eksiyle başlıyor. Şimdi eksiyle mi başlarım artıyla mı başlarım? Şimdi hocam bana burada eğer ki eğer ki sıfırdan küçük veya eşittir demiş ya ikisinde de demek ki eksi olan yerleri tarıyoruz. Yani burası eksi miymiş? Eksi. O zaman neyle başlaması gerekiyordu? Artıyla başlaması gerekiyordu. Hangisi ile başlıyor? C şıkkındaki. O zaman cevabımız da C şıkkı olur diyeceğiz. Yani o kadar yordu ki soru. O kadar yordu ki karşına çıkabilir mi? Çıkar. Daha önce çıkmadı mı? Çıktı. Tamam. Hangisi olabilir diye çıktı. O yüzden dikkat ediyorsun. Yanlış hatırlamıyorsam 2020 veya 21 olması lazım. E, çıkmış sınav sorularını bir kontrol etmende fayda var. Şimdi 39'dayız artık. Aşağıda dik koordinat düzlem, düzleminde bazı doğrular çizilmiş ve bu doğrularla ayrılan bazı bölgeler boyanmış arkadaşlar. Boyalı bölgeleri de burada göstermişiz. Bak. Boyalı bölgeleri ifade eden eşitsizlik sistemi de x kare artı ax artı b büyük veya eşit 0. Y kare artı c y artı d büyük veya eşit 0 olduğuna göre. A, b, c, toplamı soruluyor bana. He, şimdi. Ya bu garip. Garip ama yaparız. Nasıl yapacağız? Şu şekilde. İyi dinle şimdi beni. Bak. Burada şu doğrunun adı ne? Y eşittir 4 doğrusu değil mi? Şimdi ben bunun ne tarafını boyamışım? Üst tarafını bak. Bunun üst tarafını. Üst tarafını. Buradaki y eşittir eksi 5 doğrusu ve burası da y eşittir 4 doğrusu değil. Eksi 5'in de alt tarafını boyamışım değil mi? Bak şöyle alt tarafını boyamışım. Güzel. Yani y büyük veya eşittir 4 ve y küçük veya eşittir eksi 5. Bunları mı biz ee, boyamışız? Hı. Tamam. Bunda sıkıntı yok değil mi? Bu şekilde bir boyama yapılmış sonuçta. Peki. Şimdi gelelim şuna. Şuraya bakalım. Bu y eşittir x, e, y eşittir değil, x eşittir eksi 2 doğrusu. Bu da y eşittir x eşittir. Y beni arıyor herhalde sürekli. x eşittir 5 doğrusu. Şimdi 5'in sağ tarafı boyanmış gördüğünüz üzere. Bak sağ taraf. E, eksi 2'nin de sol tarafı boyanmış gördüğün üzere. Şimdi o zaman ben bunu nasıl düşünebilirim hocam? Hocam bunu aynen şu şekilde düşüneceğiz. Aslına bakarsan şöyle bir olay varmış. Mesela x için konuşalım önce. x'in kökleri eksi 2 ve 5'miş. Tamam mı? Eşitlik de varmış. Çünkü eşitlik şurada gördüğünüz üzere var. Demek ki bunlarda da olacak. Yani mesela şu taraf x küçük veya eşit işte eksi 2. Bu tarafta x büyük veya eşit işte e, e, artı 5 ya. Şimdi demek ki bir bu taraf tamam mı? Bir bu taraf bir de bu taraf boyanmış. Demek ki benim x'lerim sevgili arkadaşlarım kökleri eksi 2 ve 5 olacak. Bunun içinde x artı 2 ve x eksi 5 çarpanlarına ihtiyacım var. Büyük veya eşittir 0 diyeceğim. Y'ler için de o zaman eksi 5 ve artı 4'tü ya. Y artı 5 çarpı y eksi 4 diye çarpanlarım olacak ve büyük veya eşit 0 diyeceğim. Şimdi şurayı eğer açarsam dağıtırsam. X kare eksi 3x eksi 10 büyük veya eşit 0 yapar. Yazamadım onu. 0 yapar. Burayı dağıtırsam y kare artı y eksi 20 büyük veya eşit 0 yapar. Artık böylelikle şunu biliyorum ki ben. Buradaki eksi 3 aslında a'dır. Buradaki eksi 10 aslında b'dir. He, güzel soruymuş lan. a eksi 3 b eksi 10. Şimdi geldim c ve d'ye. Bak iyi dinle. Şuradaki c'ye aslında buradaki 1 y'ye yani c 1'miş. Buradaki artı d buradaki eksi 20'ye eşitmiş yani d de eksi 20'ymiş. A, B, C, D'nin toplamı soruluyor. Hadi toplayalım. Eksi 3, eksi 10 daha eksi 13. Şöyle eksi 33 yaptı. 1 eklerse eksi 32'ye düşer. Cevap da D şıkkının ta kendisi olur diyeceğiz. Ve artık gençler 40. sorumuza doğru geçiyoruz. Bir şeyi 40 kere söylersen olur demiştik. Birazdan olacak arkadaşlar. Merak etmeyin artık eşitsizlikler diye de bir problemimiz kalmayacak. Eşitsizlikleri de biz maziye gömeceğiz. Bir A kümesinden Gerçel sayılara tanımlı bir f fonksiyonu ki mükemmel ötesi bir sorudur. Aşırı derecede beğenerek yazdığım bir sorudur. O yüzden pür dikkat dinle. Önceki yıllarda böyle bir soru çıkmadı. Böyle bir soru hiçbir kaynakta da yok. Biliyorsun ÖSYM böyle güzel tarz e, özgün sorular yazmayı seviyor. Karşına çıkarmayı seviyor. Neden olmasın diyelim arkadaşlar. Evet. Her x1 x2 elemanı için A kümesinden seçilen her x1 ve x, 2 elemanı için diyor ki x1 x2'den büyükse fx1 fx2'den küçüktür. Yani bu ne demek? Hocam bu azalan fonksiyonun ta kendisi be. Yani x1 x2'den büyükken x1'in görüntüsü x2'nin görüntüsünden küçükse bu azalan fonksiyonun ta kendisidir. Güzel. F2 ve F9 bölü 4'ü vermiş bana. Şimdi benim sana sorum, sorum şu. 2 mi büyük 9 bölü 4 mü? 9 bölü 4 2,25 dediğimiz bir sayı aslında. O zaman 2,25 yani 9 bölü 4 daha büyük. O zaman 9 bölü 4'ün görüntüsü bunun görüntüsünden daha küçüktür. Yani a kare eksi 3a artı 31 küçüktür. 2 a kare artı 7a eksi 8'miş. Ben bunların hepsini sağ tarafa toplarım. Böylelikle a kareyi karşı tarafa attım. A kare Eksi 3a'yı sağ tarafa attım. Artı 10a yaptı. Eksi artı 31'i sağ tarafa attım. O da eksi 39'u verdi bana. Ve böylelikle bu sıfırdan büyük oldu. Yani aslına bakarsan e, ifadeyi şöyle bizim anlayacağımız şekilde eşitsizde uygun biçimde yazalım. Şu ifade aslında sıfırdan daha büyükmüş. Şimdi ben burada a için e, bir eşitsizlik tablosundan a'nın alabileceği değerleri falan bulabilir miyim? Sanırım bulurum. a'ya a diye açtım burayı. Burayı da artı 13'e eksi 3 diye açarım. A değerlerim eksi 13 ve artı 3 gelir bunun kökleri. Eksi 13 ve artı 3. Buna bir tablo çizelim isterseniz. Bunun tablosunu çizerken de dikkat edin. Şurada eşitlik yok. İçi boş olacak, içi boş olacak. A karenin baş kat sayısı pozitif olduğu için artı eksi artı diyeceğim. Ve sıfırdan büyük olan yerler istendiği için de bir burayı bir de burayı alacağım. Şimdi bana diyor ki sorunun kökünde. Buna göre A sayısının alabileceği en küçük pozitif tam sayı değeri için F17 bölü 8 aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruluyor. Şimdi güzel kardeşim A'nın alabileceği en küçük pozitif tam sayı değerini ben bu tarafta arayamam herhalde. Bu tarafta arayacağım ve en küçüğü kaçtır? 4'tür. Yani diyor ki A eşittir 4 için çözeceksin bu soruyu diyor. E tamam A eşittir 4 için çözeceksem. Madem A'nın 4 olduğunu biliyorum artık. Ben F2'yi de F9 bölü 4'ü de hesaplayabilirim. F2 kaçtır? Hemen 4'ü yerine yaz. Şurası 32 gelir. 32 artı 4 kereydi 28 bir de 8 çıkar diyor. Şimdi 28'den 8 çıktı 20. 32'ye 20 ekle 52'ymiş bak F2. Geldim buraya. 4'ün karesi 16 eksi 3 kere 4 12 artı 31. Şu kısım bana 4'ü verir 4'ü e 31 ekledim bu da 35 geldi. Şimdi güzel kardeşim bak iyi dinle beni. F9 bölü 4'e. F9 bölü 4'e. Ben ne demiştim? F2'den daha küçüktür demiştim değil mi? Şimdi F17 bölü 8. İddia ediyorum ki bunların tam ortasındadır. Sebep. Çünkü hocam. Bak çok iyi dinle burayı. Çünkü ben şu 9 bölü 4'ü 2 ile genişletirsem 18 bölü 8 yazarım. Burayı da burayı da 8 ile genişletirsem f 16 bölü 8 yazarım. Ve dikkat ettiysen dikkat ettiysen 16 17 18 yani 18 ile 16'nın tam ortasında çıktı 17. O halde 18 bölü 8 de 16 bölü 8'in ortasındadır 17 bölü 8. Ve görüntüsü de tabii ki bu ikisinin görüntüsü arasındadır. Ve ben demiştim ki F2 52 idi. Yani şu 52 imiş. E bu da 35'miş. 35 ile 52 arasında olmak zorunda F17 bölü 8. Yani 35'ten küçük olamaz. Küçük olamaz. Yani 52'den büyük olamaz. Büyük olamaz ama 38 olur. Çünkü 35 ile 52'nin arasında bir yerdedir. Evet gençler. Çok güzel bir soruydu 40. soru. Her bölümün sonuna da bu şekilde tarz bir soru koydum arkadaşlar. Aklınızda bulunsun, haberiniz olsun. Hem biraz zor, hem de böyle tatlı bir zorluğu var ama daha öncesinde hiç görmediğiniz bir soru olduğuna da adım kadar eminim. Gençler, artık videomuzun sonuna da geldik. Bir sonraki konumuzda şimdi neler işledik? Bir tekrar edelim. İlk 10 soru işledik. Denklemler işledik. Parabol, eşitsizlik işledik. Sırada ne var? tabii ki de matematiğin kralı. Trigonometri var arkadaşlarım. 40 soruda trigonometri videosunda lütfen görüşelim. Tekrar söylüyorum. Kamp kitabımız sevgili arkadaşlarım. Satış linki videonun açıklama kısmında mevcut. Tek tıkla girip alabilirsin ve benimle birlikte ilerleyebilirsin. Fazla geç kalmanı istemiyorum çünkü sıradaki videomuz trigonometri. O videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.